Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur, Angola Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Sayın Amadou Nunes, Sayın Büyükelçiler, Sayın Başkanlar, değerli hazırım. Öncelikle toplantımıza katılımınızdan ötürü teşekkür ediyor ve sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın 19 Ağustos 2020 tarihinde Angolalı muhatabı Sayın Victor Fernandez ile gerçekleştirdiği toplantı esnasında iki ülke özel sektörünü bir araya getirecek ve iş fırsatlarının ele alınacağı etkinliklerin düzenlenmesi yönünde bir görüş birliği olmuştu. Bu noktada bizler de iş konseyi olarak her iki ülke bakanlıklarının desteğiyle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Değerli katılımcılar, bugün bu platformda buluşmamızın sebebi Türkiye-Angola arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Angola'da faaliyet gösteren Angola İş Konseyi olarak iki ülkenin ticari diplomasisinin gelişmesi ve ticaret hacminin artmasına fayda sağlayacak işlerin takibini yapıyoruz. Afrika'nın yüz ölçümü olarak önde gelen ülkelerinden olan Angola ile ülkemiz 1998 yılında ilk temasına başladı. 98 yılı itibariyle gelişme kaydeden ticaret ilişkisi Luanda Büyükelçiliğimizin 2010'da resmi açılışının ardından Angola hükümetinin 2013 yılında ülkemizde açtığı büyükelçilikle sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Angola ve Türkiye ticari diplomasisi 2014 yılında başladı. 2017'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu birinci dönem toplantısının da Luanda'da yapılan görüşmelerle temaslarımız devam etti. Türkiye inşaattan gıdaya son mamul ve yarı mamul ürünler noktasında Angola'da geniş bir pazara sahip konumdadır. Pandemiye rağmen ticari faaliyetlerimiz devam etmektedir. İhracat ve ithalat verilerinin artışa geçmesi hepimiz için umut vericidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ürün, hizmet, ham madde ve lojistik süreçleri için projelerin üretilmesi, ülkelerin bağını güçlendirmek adına DEİK Türkiye Angola İş Konseyi yönetimi ve tüm üyelerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi de sözü bu faaliyetlerin gelişmesinde büyük rolü olan DEİK Başkanımız Sayın Nail Olpa'ya vermek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim Abdullah Bey. Değerli Bakan Yardımcılarımız Sayın Gonca Yılmaz Batur ve Sayın Amadou Leitão'nuz, değerli Büyükelçilerimiz Sayın Alp Ay ve Sayın Jose Gonzalez Martins Patricio, her iki ülkeden de sektörlerini ve kurumlarını temsil etmek üzere katılan çok değerli başkanlarımız ve katılımcılarımız, ben de hepinizi şahsım ve DEİK adına saygıyla selamlıyor ve sağlıklı günler diliyorum. Evet, bir online platform içerisinde birlikteyiz. Çok fazla sektör temsilcisinin olduğu bir ortamda bakan yardımcılarımız da var. Ben izninizle rakamlara ticari ilişkilerimiz noktasında girmeden önemli olduğunu düşündüğüm ve her toplantıda ifade etmeye çalıştığım birkaç kavrama değinmek istiyorum. Çünkü COVID sürecinde bu kavramların sadece gündelik hayatımızı değil ama ticari hayatımızı da değiştirdiğini ve ona göre hareket etmemiz gerektiğini ifade etmek isterim. Bunların başında dijital teknolojiler ve yapay zekanın hayatımızda düşündüğümüzden daha fazla yer aldığını ve bundan sonra ona göre bir ticari hayat kurgulamamız gerektiğini söylemek istiyorum. İkinci nokta, globalleşmeyi konuştuğumuz dünyada globalleşme ile yerelleşmenin birlikte olduğu sürecin pandemiyle birlikte hayatımızda daha fazla yer aldığını görüyoruz. Zannederim bir tercih olmayan bu kavramı da biz kendi hayatımız içerisinde, ticari hayatımız içerisinde de kullanmalıyız. Bizim için ölçek ekonomisi rekabetçiliğin önemli bir kavramıydı. Ancak pandemiyle birlikte tek kaynağa, sınırlı kaynağa, az sayıda kaynağa bağlı olmanın risklerini gördük. Demek ki bu anlamdaki kaynak çeşitlendirme, ki biraz sonra konuşacağımız konulardan olmalıdır, bizim açımızdan önemli. Biz lojistikte uzaklık, yakınlık gibi kavramları konuşurduk. Ancak ulaşılabilirlik diye yeni bir kavram karşımıza çıktı. Hizmet ya da ürünün yakınımızda olması değil, ona ulaşılabilir olması önemli. Ve tedarik zinciriyle güven kelimesinin hayatımızda bundan sonra çok daha fazla yer tutacağını düşünüyoruz. Ben bu çerçeve içerisinde iki ülke ilişkilerinde ticari konuların yanı sıra çok dile getirmemiz gereken bir başka alanın yatırımlar ve müteahhitlik kısmının da önemli olduğunu düşünüyorum.
Türkiye'nin özellikle eğer ihtiyaç duyuluyorsa kamu özel ortaklığı ilişkilerindeki büyük tecrübesinin sadece tecrübe olarak değil pratik olarak da uygulanmasında önemli olduğu kanaatindeyim. Yatırımlar deyince de Tosyalı Holding'in almış olduğu Angola'daki yatırım kararında bizler açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu noktada salgın ve salgına bağlı ekipmanlar sadece ekipman değil, sağlık alanındaki işbirliklerinin de Türkiye'nin tecrübesiyle birlikte öne çıkan faktörlerin arasında olduğu düşüncesi içerisindeyim. Online toplantılarımızı elbette bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Muhtemelen bundan sonraki süreçte belki de kek toplantısını da aynı çerçeve içerisinde yapmak gerekebilecek. Orada da gerekli konuları bakanlarımızın ve yetkililerin aralarında konuşacağını düşüncesiyle sözlerimi bir Angola atasözüyle bitirmek isterim. Angolalı dostlarımız fındık kadar küçük de olsa bir tohumu küçümseme bir gün palmiye ağacı olacak diye ifade ediyorlar. Biz bugün attığımız adımların, bugüne kadar gelen adımların ilerideki çok büyük ağaç ve ormanlar olacağı düşüncesi içerisinde hareket ediyor. Ve bu düşünceyle programımıza katılan başta Sayın Bakan Yardımcılarımıza, Büyükelçilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Nail Olpa, konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Açılış konuşmalarında şimdi Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçimiz Sayın Alp Aybey'e söz vereceğim. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde Sayın Büyükelçimizin ve Sayın Ticaret Müşavirimizin gayretleri çok fazla. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Büyükelçim. Çok çok teşekkürler Abdullah Bey. Sizlerin desteği, sizlerin çabalarıyla birlikte ancak hep birlikte bu işleri başarabiliyoruz. Ama güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Sayın Ticaret Bakan Yardımcım Gonca Yılmaz Batur Hanımefendi, Angola Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı, değerli dostum Sayın Amede Ünün Eşleytao, izninizle öncelikle iki ülke ticaret bakanlarının kararları doğrultusunda düzenlenen ve bir ilk olma özelliği taşıyan bu toplantıya katılım sağlayan Türk ve Angolalı tüm dostlara kalben teşekkür etmek isterim. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanımız Sayın Nail Opak Bey'e sadece az önceki konuşması için değil, son derece etkin ve bizleri de motive edici çalışmalar için de ayrıca teşekkür ederim. Özellikle konuşmasında ticaretin öneminin yanında yatırımlara da dikkat çekmesi bizim açımızdan çok değerlidir. Müdahalemi çok kısa tutabilmek adına sadece başlıklar halinde bazı hususları vurgulamaya çalışacağım. İşi siz profesyonellere bırakmak üzere. Türkiye ve Angola birbirleri için halen görece yeni ülkelerdir. Bir tarafta Afrika kıtasında 42 büyükelçiliği ve yoğun özel sektör ilişkileriyle kıtanın görece yeni ve stratejik ortağı Türkiye. Diğer tarafta son dönemdeki cesur reform politikalarıyla sahip olduğu büyük potansiyeli kullanarak ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen ve Afrika'nın önemli güçlerinden biri olmaya aday benim ikinci evim Angola. Afrika'nın önemli güçlerinden biri olmaya aday olduğuna yürekten inandığımız Angola'nın bu reformlarına biz hem siyaseten hem de ekonomik ve ticari ilişkilerimizle olabildiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Ne mutlu ki bugün her iki ülkede de ilişkileri geliştirmek yönünde tam bir siyasi irade mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Angolalı mevkidaşı Cumhurbaşkanı Sayın Lourenço'nun bizlere sağladıkları bu kararlı destekle şimdi bize düşenin hayatın her alanında iki ülke ve halkları arasındaki köprüleri daha da güçlendirebilmektir. Bunun en önemli yollarından biri tabiatıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimizdir. Bugün özellikle küresel pandemi koşullarını da dikkate aldığımızda doğrudan halklarımızın mutluluğu için de önem taşıdığına inandığım gıda ve tekstil sektörlerinde iş insanlarımızı buluşturarak önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. İş insanlarımızın üçüncü taraflar olmadan kendi aralarındaki ticari ve ekonomik ilişkilerini genişletmeleri ve güçlendirmeleri en büyük hedefimiz olmaktadır. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklarımız gibi Büyükelçiliğimiz de Ankara'daki sevgili meslektaşım ve dostum Büyükelçi Patricio ve ekibiyle birlikte olduğuna inanıyorum.
her türlü desteği sizlere 7 gün 24 saat vermeye hazırız. Bundan emin olabilirsiniz. COVID-19 pandemisi koşullarını yenmek üzere gösterdiğimiz gayretler ışığında bu önemli toplantının başarılı bir başlangıç olmasını diliyorum. Ve tüm emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerimi, saygı ve selamlarımı bir kez daha iletmek istiyorum. Çok teşekkürler, kolaylıklar. Sayın Büyükelçimiz Alpay Bey'e bu kıymetli konuşmalarından ötürü ve süreçteki gayretleri için teşekkürlerimizi sunuyorum. Şimdi söz sırası Angola Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jose Gonçalves Martins Patricio'da. Sayın, buyurun Sayın Büyükelçim. Ses kapalı sanırım. Sim, muito obrigado e mais uma vez boa tarde a todos. Excelências, senhores ministros, estimados convidados e participantes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à DEIC por mais esta iniciativa de reunir um conjunto de entidades e empresas da Turquia e da Angola nesta plataforma virtual, para uma troca de opiniões, visões sobre o tema proposto Food and Textile, de importância singular no âmbito da cooperação bilateral entre os nossos dois países. O ano de 2020 teria sido decisivo para a revitalização da cooperação bilateral entre Angola e a Turquia, na medida em que deveríamos reativar a nossa Comissão Conjunta de Cooperação Comercial, Económica e Técnica, na qual seriam finalizados para homologação vários acordos que iriam dar um novo sopro às relações entre Angola e a Turquia. Toda a agenda que tínhamos planeado não se concretizou devido ao surto da pandemia Covid-19, que tem flagelado a vida da humanidade e estrangulado o curso normal das economias em escala planetária. Felicito a DEIC por trazer à reflexão desta conferência o tema alimentar e têxteis, que constituem dois eixos relevantes da economia angolana e, estou seguro, virem a ser pedras angulares da cooperação entre empresas dos nossos dois países. O Executivo angolano, no seguimento de várias reformas, com vista a criar um melhor ambiente de negócio, tem na sua agenda de desenvolvimento a aposta na diversificação da economia, com vista a reduzir a sua excessiva dependência do petróleo. Essa diversificação passa exatamente pela potenciação da agropecuária e pelas indústrias extrativa e transformadora, para além das pescas, energia e águas, transporte e logísticas, construção civil, entre outros setores. Relativamente à indústria extrativa e transformadora, o governo angolano tem no seu portfólio um programa de privatizações de algumas unidades fabris do ramo têxtil, fábricas já montadas e equipadas, abertas ao investimento privado nacional e estrangeiro para sua aquisição e gestão, o que pode constituir um negócio atrativo para parcerias entre empresas e homens de negócios turcos e angolanos. Eu termino a minha intervenção lançando, pois, um desafio
aos investidores turcos para participarem no programa de privatizações em Angola. Agora que já começamos a ver luz ao fundo do túnel com o surgimento de várias vacinas contra o Covid-19, auspiciando uma nova normalidade a partir do ano que vem, 2021. Eu, há pouco, antes de vir para aqui, para esta conferência, vi um documento do meu colega Alp, o meu amigo embaixador da Turquia em Angola, a solicitar alguns vistos, a emissão de alguns vistos, e eu trago esta nota a esta conferência, porque nos transmite mais coragem e confiança. Trata-se exatamente de uma delegação de uma empresa, RAF Military Textile, que vão para Luanda para o estabelecimento de parcerias com as entidades, empresas nacionais, exatamente no setor têxtil, para fornecimento de uniformes militares e policiais de produção nacional. Bem-haja. E chegou, né? Sayın Patricio, verdikleri katkılardan ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli Hazirun, kıymetli katılımcılar, bu bölümde Sayın Bakan Yardımcılarımızı dinleyeceğiz. Katılımlarından ötürü kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmesini iş insanları olarak önemsiyoruz. Bu noktada beklentimiz, iş insanlarının önünü açacak ve iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştıracak çalışmaların hayata geçirilmesidir. Bu bağlamda ilk sözü Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur'a vermek istiyorum. Buyurun Bakan Yardımcım. Teşekkür ederim Abdullah Bey, sağ olunuz. Sayın Bakan Yardımcısı Nunez Leitao, değerli büyükelçiler Sayın Ay ve Sayın Patrizio, DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak, değerli başkanlar, çok kıymetli katılımcılar, Angolalı ve Türk iş insanları. Öncelikle Türkiye-Angola İş Forumu vesilesiyle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz için çok memnun olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yüz yüze görüşmenin maalesef sağlık konuları nedeniyle sınırlandığı böylesine önemli bir dönemde bu tür fırsatların, sanal ortamda düzenlenen bu tür toplantıların da son derece önemli olduğuna inanıyorum. Ekonomik ve sosyal olarak çok zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyayı saran bir COVID-19 salgınımız var ki ekonomileri derinden sarstı ve hala etkilerini hissediyoruz. Hala da sarsmaya devam edecek gibi görünüyor. 2020 yılında IMF'nin yaptığı açıklamalara bakarsak dünya ekonomisinde %4.4 bir daralma öngörüyor IMF. Dünya Ticaret Örgütü ise küresel ticarette %9.2 bir küçülmeyi işaret ediyor. Bunlar çok önemli, çok olumsuz rakamlar. Küresel düzeyde yaşanan bu sıkıntının, bu sorunun aşılabilmesi için de sağlık kadar ticaret ve yatırım alanında da yapılacak çalışmaların, işbirliğinin geliştirilmesine ciddi ihtiyaç olduğunu zaten hep beraber öngörüyoruz ki bugün bu tür toplantılarla bir aradayız. Türkiye olarak COVID-19'un ticareti kısıtlamak için bir bahane olmaması gerektiğine inanıyoruz ve verdiğimiz ilk reaksiyon ve dış ticaret ve iç ticarete yönelik olarak ilk günden itibaren aldığımız önlemlerin tümü de bu yaklaşımı yansıtıyor. Pandeminin başlangıcından itibaren ticareti etkileyen gümrük işlemleri olsun, nakliye olsun, lojistik olsun, tüm cephelerde gerekli tedbirleri almaya gayret ettik. Fuar ve ticaret organizasyonlarını sanal ortama taşıdık.
Finansmanda ek kaynaklar ve esneklikler getirdik. Halen de ticaretin sınır ötesi akışını kolaylaştırmak amacıyla çalışıyoruz. Bu dönemde ortak çabalar ve açık diyalog ticaretin devamlılığı için her dönemde olduğundan çok daha kritik öneme, kilit öneme sahip olacak diye düşünüyoruz. Mevcut uluslararası konjonktürde de özel sektörlerimiz arasındaki sıkı bağları korumak, bu salgını en hafif şekilde atlatmamız için son derece zaruri görünüyor. Bu nedenle de bugünkü etkinliğin de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Angola özelinde bakarsak, Angola'yı Güney Afrika bölgesindeki en önemli partnerlerimizden biri olarak görüyoruz ve ilişkilerimizin gelişiminden de memnuniyet duyuyoruz. Salgın döneminde Angola ile dayanışmanın bir unsuru olarak da temel gıda ve hijyen ürünleri konusunda elimizden gelen yardımı sağlamaya gayret ettik. Ülkelerimiz arasında moderatörümüzün ve değerli büyükelçilerimizin de belirttiği gibi son dönemde üst düzey temaslar ikili ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyacak şekilde ciddi şekilde artmış görünüyor. Sayın Nunes'in 2018 yılında gerçekleştirilen 2. Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'na ve kısa bir süre önce 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde de çevrim içi olarak gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na bizzat katılımından da çok memnuniyet duyduk. Ticaret Bakanımız Sayın Pekcan ve Angola Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Victor Fernandez'in 19 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdikleri bir video konferans görüşmemiz var ki ikili işbirliği konularını burada birlikte ele aldılar ve bizlere ciddi bir iş planı, bir ödevler listesi verdiler. Aslında bugün katıldığımız etkinlik de iki bakanımızın görüşmesinin neticelerinden biri. Ekonomik ilişkilerimizde üst düzey temasların sağlandığı ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin aslında bir anlamda yol haritasının çizildiği bu Karma Ekonomik Komisyon toplantımızı da esasında Nisan ayında gerçekleştirmeyi planlıyorduk ama maalesef Covid sebebiyle ertelemek durumunda kaldık. Bu toplantıyı da mümkün olan en kısa süre içerisinde zaman da kaybetmeksizin belki de çevrim içi olarak gerçekleştirmekte yine ilişkilerimizin düzenli, takip edilir ve sonuç odaklı olarak ilerlemesine katkı sağlayacaktır kanaatindeyim. 2019 yılında Türkiye-Angola ticaret rakamlarına baktığımızda 217.2 milyon dolar olarak, Amerikan doları olarak bir gerçekleşme kaydettiğimizi görüyoruz. 2020 yılının ilk 9 ayına baktığımızda ise Angola'ya ihracatımızda geçen senenin aynı dönemine göre bir miktar azalma olsa da toplam ticaret hacmimizde bir artış olduğu görünüyor ve bu da son derece memnuniyet verici. 2020 yılında özellikle petrol ürünleri ithalatımızdan kaynaklanan ciddi bir ithalat artışımız var. Bu da son derece makul. Hedefimiz tabii ki önümüzdeki dönemde ticaretimizi dengeli bir şekilde ama artan rakamlarla gerçekleştiriyor olmak. Türkiye ile Angola arasındaki ticaretin yaklaşık üçte birinin üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştiğini üzülerek söylemek istiyorum. Yani biz 217 milyon dolardan söz ediyoruz ama bunun en az üçte biri kadar bir rakamın üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleşmesi söz konusu. Bu durum tabii ki Türkiye'den Angola'ya ihraç edilen ürünler özelinde konuşursak Angola'da tüketiciye sunulan malların fiyatını arttırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tabii ki Türk ve Angola'lı şirketlerin de daha güçlü, doğrudan bağlantılar kurmasına da bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla iki ülke iş insanlarının doğrudan ticaret imkanlarını araştırmak için bugünkü gibi B2B etkinliklerinde bu tür platformlarda bir araya gelmeleri son derece isabetli. Ne kadar ara kanaldan geçirirsek karşılıklı ticaretimizi tüketim noktasına ulaşıldığında o kadar daha uygun maliyetlerle, o kadar daha ödenene değer bir yapıda
ürünlerin eriştiğini göreceğimizi düşünüyorum. Bu noktada önümüzdeki dönemde Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Angola Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir işbirliği mutabakat zaptı imzalanması. Ayrıca Türkiye-Angola Ortak Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun da özel sektör temaslarının arttırılmasına hizmet etmesi yine beklentilerimiz arasında. Yaptığımız bazı incelemeler var. Burada sağ olsun DEİK Başkanımız Sayın Orfak rakamları bıraktı. Biliyor ben biraz rakamlara giriyorum, seviyorum ama ben de çok rakamlarla boğmayayım Sayın Başkanım. Biraz ürün gruplarından söz etmek istiyorum özellikle. Biz ikili ilişkilerimizi net bir şekilde nasıl geliştirebileceğimizi ortaya koymak için potansiyel ürünler bazında bir takım analizler yapıyoruz ki konuşmalarımız sadece lafta kalmasın, doğrudan doğruya icraata dönebilsin. Elimizde Türkiye'den Angola'ya ihraç edilebilecek potansiyel ürünlerin listesi mevcut. Buna göre makineler, ayakkabı, demir çelik ürünleri, otobüs ve kamyon dış lastikleri, elektrikli aletler gibi sanayi ürünlerinin Angola'nın Türkiye'den tedarik etmesini son derece mümkün görüyoruz. Benzer şekilde tarım ürünleri özelinde bakarsak kanatlı eti, un, bisküviler, sosisler, bulgur, soslar gibi ürün gruplarında yine Angola'ya rekabetçi ve son derece kaliteli ürünleri sunabilecek kabiliyete sahip Türkiye. Aslında benzer bir çalışmanın da Angola tarafından yapılması karşılıklı olarak iş insanlarının daha net hedeflere koşmalarını da sağlayacaktır. Benim mesela burada bu ürün gruplarını paylaşmamın sebebi önümüzdeki dönemde Angola'ya kaliteli ve uygun maliyetli ürünleri sunabilmek için Türk iş insanlarının önüne bir rehber taslak liste verebilmektir. Bu listeleri tabii ki sizlerin kıymetli katkılarıyla geliştirmek, tecrübeleriyle pekiştirmek mümkün. Çok önemli bir başlık tabii ki yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri. Türk müteahhitlik firmaları tarafından Angola'da şimdiye kadar 5 projenin yüklenildiğini görüyoruz. Ve her ne kadar 809 milyon dolar gibi bir rakama erişmiş olsa da bu projeler, Angola'nın ihtiyaçlarına dikkate aldığımızda bu alandaki işbirliğimizin daha da ileri gidebileceğini söylemek mümkün. Türk girişimcilerinin deneyimleri ve Angola'nın mevcut kaynaklarına dikkate aldığımızda mesela enerji ve madencilik sektörlerinin ikili işbirliğine, yatırımlara son derece müsait olduğunu görüyoruz. Nitekim demir çelik sektöründe önümüzdeki dönemde gerçekleşecek yatırımlarla Türk girişimcilerinin Angola'nın ekonomisine önemli katkılar sağlamasını umut ediyoruz. Angola'nın petrol kaynaklarının değerlendirilmesi, elektrik iletimi gibi hususlardaki altyapı ihtiyacının karşılanmasında da firmalarımızın son derece istekli olduklarının altını bu vesileyle çizmek istiyorum. Tabii Angola'nın sahip olduğu iklim ve coğrafi şartların da tarıma çok elverişli olduğunu mutlaka söylemek gerek. Angola'nın Afrika'nın gıda sektöründeki liderlerden birisi olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda da özellikle tarım, gıda sanayi ve yapılacak yatırımlar içinde tarım ekipmanları sektörlerinde işbirliği yapmaya potansiyel yatırımcılarımızı teşvik etmeye de hazırız. Türkiye gıda işleme sanayinin neredeyse bütün alt kollarında oldukça tecrübeli bir ülke. Burada gücümüzü birleştirerek bu tecrübeyi sahaya yansıtarak ekonomik bir katma değeri çok kısa zamanda Angola'da da yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Bugünkü etkinliğin gündeminin de gösterdiği üzere Türk firmaları Angola tarım ve gıda sanayi sektörlerine yatırım yapmaya ciddi ilgi duyuyorlar. Bu çok önemli bir gösterge. Ciddi de bir katılımcı sayısı olduğunu görüyorum. Bunlara ek olarak bir tekstil sektörünü söylemeden geçmek olmaz. Bu alanda hayata geçirilecek işbirliklerinin hem Türkiye'ye hem de Angola'ya yüksek getiri sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda da yapılacak olan çalışmalarda biz iş insanlarımızın yanında ve arkasında olmaya devam edeceğiz.
Tabii Angola yetkili makamlarının da bu sektörlerde ve diğerlerinde yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına yönelik olarak destek ve rehberlik sağlamaları da bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Bu anlamda da desteklerini bekliyoruz. Tabii bütün bunları yaparken önemli bir husus bankacılık ilişkileri. İkili yatırım ve ticaret açısından ülkelerimiz arasında bankacılık ilişkilerinin de çok önemli olduğunu, bu alanda önümüzdeki dönemde süratle bazı adımları atmamız gerektiğini ve Türk bankalarının da Angola'da muhataplarıyla işbirliği yapmaya hazır olduklarını özellikle vurgulamak istiyorum. Bankacılık altyapısı olmadan aslında burada konuştuğumuz birçok konunun sonrasında geliştirilmesiyle ilgili hızlı adımlar atmamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu konuyu da es geçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Son olarak yatırımları arttırma anlamında sonuna kadar destek veriyoruz dedim. Ancak bu yatırım ilişkilerimizin hızlı geliştirilebilmesi ve iş insanlarımızın da güvenli ve sürdürülebilir bir yatırım ortamında çalışmalarını garanti altına alabilmek için bazı anlaşmalarımız var ki bizim hükümetler olarak bu anlaşmaları nihayetlendirmemiz gerekiyor. Güzel de noktaya geldiğimiz anlaşmalar bunlar aslında. Çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması gibi anlaşmalarımızı da bir an önce hızlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Eminim ki Sayın Bakan Yardımcısı'nın nezdinde bu konuda bana katılacaktır. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması konusunda Angola tarafının son dönemdeki olumlu yaklaşımından da son derece memnunuz. Çifte vergilendirmenin önlenmesi ve ikili gümrük işbirliği anlaşması kapsamında da daha hızlı ilerlemeyi ümit ediyoruz. Güzel bir ilerleme kaydettik ama biraz daha hızlandırmamızda sonuçları öne çekmek anlamında fayda olacaktır. Ayrıca bakanlarımızın yaptığı son görüşmede ikili ticaretimize yine önemli bir fayda sağlayacağına inandığımız tercihli ticaret anlaşmasının da teknik seviyedeki görüşmelerine başlanması yönünde bir görüş birliği sağlandı ki bu da son derece önemli. Bu çalışmanın da hızlı bir şekilde tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Değerli katılımcılar, ben sözlerime son verirken ikili ilişkilerimizin geliştirilmesinin olmazsa olmazının özel sektörlerimiz arasında gerçekleştirilecek temaslar olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İş insanlarımızı bir araya getiren bu etkinlik bu açıdan çok önemli. Umuyorum ki temasların neticesinde Türk ve Angola'da iş insanları ciddi işbirliği olanaklarını gözden geçirebilirler, verimli işbirlikleri kurabilirler. Bu vesileyle organizasyona emeği geçen DEİK ve Angola yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın. Sayın moderatör. Sayın Bakan Yardımcımız Batur'a konseyimize katkılarından ve konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum. Şimdi ise söz sırası Angola Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Sayın Amadeo Nunes'te. Buyurun Sayın Nunes. Obrigado. Excelentíssima Sua Excelência Vice-Ministra do Comércio da Turquia, Sr. Gonca Ilmaz, Sr. Embaixador de Angola na Turquia, José Patrício, Sr. Embaixador da Turquia em Angola, meu amigo Alpi Jai, estimado Presidente do Conselho de Relações Económicas Estrangeiras da Turquia, Sanaí Lopak, estimado Presidente do Conselho Empresarial da Turquia Angola, Sr. Abdullah Eris, digníssimos presidentes das associações empresariais de Angola e da Turquia, empresários e empreendedores, caros participantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que tomo a palavra neste magno evento para, em primeiro lugar, estender em nome do Governo de Angola os mais calorosos cumprimentos ao povo turco. Em segundo lugar, devo sublinhar a importância deste fórum o aprofundamento da cooperação económica entre os dois países, já foi sublinhado pelos nossos embaixadores e pela senhora vice-ministra. Angola e a Turquia, dois países irmãos,
por relações históricas estreitas desde a luta de libertação nacional pela conquista da independência e autodeterminação dos nossos povos, selaram os seus indestrutíveis laços de unidade e irmandade em 1980. Angola e Turquia cooperam nos vários domínios da atividade económica, com maior incidência no comércio, investimentos, pescas, ciência e tecnologia, petróleo e gás, agricultura e outros segmentos. Atualmente, a relação entre os dois países tende a caminhar para um bom momento. Em 2018, 65 empresas deste país participaram na Feira Internacional de Luanda, com maior destaque ao setor alimentício e setores ligados à produção de aço. As trocas comerciais entre os dois países ainda são incipientes para as potencialidades que os dois países apresentam, pelo que há necessidade de dinamizar ações visando o aumento substancial do comércio. As exportações de Angola incidem sobre combustíveis minerais, madeira, carvão vegetal e obras de madeira, óleos minerais, aço, e importa bens alimentares, caldeiras, produtos da indústria de moagem, malta, amido, féculas, glúten de trigo, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, gesso, cal e cimento. E que aqui são reiterados com o desejo dos dois países caminharem juntos rumo ao progresso, desenvolvimento sustentado, erradicação da pobreza e ao consequente bem-estar dos seus povos. Fruto da delicada situação económica em que a economia mundial atualmente se encontra, Angola e Turquia, no âmbito das reformas em curso nos dois países, têm passado em revista o estado das relações de cooperação económica existentes entre si, perspectivando a celebração e implementação de importantes instrumentos jurídicos que promovam o incremento dos investimentos externos e internos em ambos os países, bem como o fomento da internacionalização da sua produção e das suas empresas. Para efeito, resulta ser de grande importância a cooperação institucional e empresarial, envolvendo os setores público e privado, como premissa fundamental para o reforço da cooperação bilateral, de forma a melhor exprimir o entendimento profundo e os propósitos comuns que animam os nossos dois povos e governos. Neste sentido, importa ressaltar a necessidade da assinatura do acordo mútuo com vista ao fomento do comércio e investimento, como forma de dinamização das relações através da operacionalização de ações concretas sustentadas pelos referidos entendimentos jurídicos alcançados entre os dois países. Além da assunção dos compromissos bilaterais dos vários domínios, Angola iniciou um ciclo de reformas jurídico-institucionais que culminou com a revisão e alteração do quadro legal ligado ao investimento privado. Assim, com a publicação da nova lei do investimento privado, deixa de haver a exigência do montante mínimo de US$1 milhão para se investir em Angola. Durante vários anos, se acelerou muitas das intenções de investimento no nosso país, principalmente por parte das médias e pequenas empresas, que hoje gozam de maior proteção e garantias do Estado. Há um conjunto de atribuições de benefícios e incentivos fiscais e aduaneiros que passou a ser mais seletiva, sobretudo quando o investidor direciona o seu investimento em setores e clusters prioritários, de maior geração de empregos, melhor satisfação das necessidades básicas da população, maior valor acrescentado nacional e contribuição relevante para a diversificação da economia, tais como as indústrias alimentares, textas, vestuário e calçado, construção civil, reciclagem de papel, plásticos, metalurgia, etc. Outro sim, o novo regime jurídico assente numa política nacional coerente de investimento privado, impulsiona a atração do investimento qualificado, a substituição seletiva e gradual das importações, a promoção das exportações de produtos de maior valor acrescentado e a diversificação da economia nacional. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, além das reformas legais que fiz referência, devo ainda sublinhar a posição geoestratégica de Angola, assim como os abundantes recursos naturais, as extensas áreas de solos férteis
potentes fontes de energia hídrica, a estabilidade política e militar, bem como a rede de infraestruturas de transporte e logística, constituindo deste modo um alicerce para investir em Angola. Porém, apesar de todas essas potencialidades, ainda é notável a reduzida realização das trocas comerciais entre Angola e a Turquia, e face à nova dinâmica que se pretende imprimir nas relações comerciais entre os dois países, aproveito esta excelente oportunidade para reiterar a vontade do Governo da República de Angola em dinamizar as relações económicas e empresariais com a República da Turquia, de forma a conferi-las uma maior qualidade e levando-as ao mesmo nível das relações político-diplomáticas entre os nossos Estados. Por esta razão, julgamos ser importante a realização de visitas de prospeção de ambos os mercados, com vista a identificarem-se produtos de interesse para o intercâmbio comercial, de forma a tirar-se benefícios mútuos nas potencialidades existentes que cada um dos nossos países pode oferecer, bem como reforçar o estado atual das relações comerciais. Devemos incentivar e incrementar as relações institucionais entre as câmaras de comércio e indústria de ambos os países, promover os nossos produtos através da realização de feiras internacionais, sem esquecer da troca de experiências no ramo empresarial. Ilustres convidados, com a diversificação da economia vigente em Angola, o objetivo é fazer com que determinados produtos essenciais sejam produzidos localmente, com efeito, bens essenciais como alimentares, vestuário e calçado, devem e estão na linha da frente das prioridades do Executivo, para o qual queremos contar com forte capacidade e experiência do empresariado turco, sua tecnologia e estruturação da cadeia de valores mãos dadas com o empresariado angolano. O nosso setor tem a responsabilidade, dentro do Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural, de fomentar a produção agrícola nacional e desenvolver diferentes canais de escoamento para o consumo final, através dos mercados tradicionais e do circuito moderno de distribuição ou para a transformação pela indústria agroalimentar. A proteção do setor é fazer com que, no esforço combinado com outras políticas e programas já definidos pelo governo angolano, bem como a cooperação de parceiros internacionais de relevo, a exemplo da Turquia, possamos cada vez mais incentivar as exportações das indústrias bem estabelecidas e promoção das indústrias e empresas nascentes, sobretudo de produção e transformação agroalimentar. Neste prisma, o país tem necessidade de investimento para os seguintes projetos da indústria não petrolífera: os polos industrial de Viana, Bom Jesus, no eixo Angola-Bengo, o polo industrial da Catumbela, Benguela, o polo industrial de Futila, na província de Cabinda, parques industriais e zonas económicas especiais, parque de expansão de pequenas indústrias rurais em todo o país. Neste fórum, estou convencido que pelo menos 60% dos empresários turcos, a partir de janeiro, estará de viagem marcada para Angola e reclamar pelo seu direito de contribuir para o desenvolvimento e bem-estar dos nossos povos e países. Convite e desafios estão lançados. Desejo, assim, com estas palavras, o alcance de resultados positivos neste fórum e que este evento possa ser replicado ao longo dos anos, na perspectiva de irmos avaliando o progresso e a sedimentação dos nossos negócios e parcerias. Muito obrigado pela vossa atenção. Sayın Nunes'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, bu bölümde iki panelimiz olacak. Hem ülkemizin hem de Angola'dan değerli kurum başkanlarımızın katılımlarıyla gıda ve tekstil sektörünü konuşacağız. İki ülke bu sektörde nasıl işbirliği yapabilir? Gıda sektöründeki ticaretimizi nasıl arttırabiliriz? Ülkemizin çok güçlü olduğu tekstil sektöründe neler yapılabilir? Bu gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Bu bölümde moderasyonu Luanda Ticaret Muhaşavirimiz Yasin Şeker Bey yapacak. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Yasin Bey. Abdullah Bey, çok teşekkürler. Sayın Bakan Yardımcılarımıza, Sayın Büyükelçilerimize, DEİK Başkanımızın
İbrahim Bey ve İş Konseyi Başkanımız Sayın Abdullah Bey'e değerli katkıları için çok teşekkürler. Türkiye, Angola'da özellikle gıda ve tekstil sektörlerinde bilinen ve tercih edilen önemli bir ortağı konumunda. Un ihracatında dünyada olduğu gibi Angola'da da ilk sırada geliyor ülkemiz. Ayrıca Angola verilerine göre yayınlanmış 2020'nin ilk yarı yılı itibariyle Angola'nın ithalatında ilk defa 8. sıraya kadar Türkiye yükselmiş durumdadır. Tabii pandemi kaynaklı etkiler bağlamında gıda sektörünün daha öne çıkmasıyla birlikte bu durumu gözlemliyoruz. Tabii Türkiye olarak Angola'nın politikaları ve önceliklerine de değer veriyoruz. Bu yönde ihracatımızı Angola'yla ticaretimizi çeşitlendirmeye ve Angola'nın yerli üretimi geliştirme çabaları kapsamında makine, ekipman, ham madde gibi yatırımlara yönelik tedarikle ve tabii doğrudan yatırımlarımızla arttırmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımın değindiği gibi toplam ticaret hacmimiz artışını sürdürüyor. Tabii burada Angola'dan ithalatımızın da artış söz konusu ve bu da ikili ilişkilerimizde benimsediğimiz kazan kazan yaklaşımını ortaya koyuyor. Doğrudan ticaretimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Angola'ya birçok sektörde katabileceğimiz çok şey var. Tabii bunların başında da gıda ve tekstil sektörleri geliyor. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden iki bölümden oluşacak panellerimize geçiyoruz. 20'şer dakikalık gıda ve tekstil panellerimiz olacak. İlk sözü gıda panelimizde Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Günhan Ulusay'a bırakmak istiyorum. Teşekkürler, buyurun. Teşekkür ederim Yasin Bey. Sayın Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur, Sayın Portekiz Bakan Yardımcımız Amadou Nunes Leyta, Sayın Büyükelçiler, Sayın Deyik Başkanı, Sayın Angola İş Konseyi Başkanı Abdullah Bey, bu güzel toplantı için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kısa bir sunumla sektörümüzün dünyadaki pozisyonu, Türk un sanayisinin hakkında ve Angola ile olan ilişkilerimiz hakkında sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Türkiye bahsi geçtiği üzere dünyada ihracatta, un ihracatında 2015 yılından itibaren, 15 sezonundan itibaren lider konumda. 2000'li yılların başında 1 milyon tonlardan başlayan ihracat rakamı 3,5 milyon tona kadar yükseldi ve son 2 senedir de 3,3 milyon ton seviyesinde. Türkiye'nin ihracatının önemli bir özelliği de her geçen yıl, un ihracatının önemli bir özelliği de her geçen yıl un ihracatı yapılan ülke sayısının artması ki bir önceki sezon aktif olarak bir yılda 116 ülkeye un ihracatı gerçekleştirildi. Gıda güvenliğinin çok gündemde olduğu böyle bir dönemde Türkiye dünyanın un tedarikçisi olarak özellikle tedarik zincirinde kopmalar yaşandığı dönemde rolünü oynuyor ve gıdaya ihtiyacı olan, böyle bir temel gıdaya ihtiyacı olan her ülkeye hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin peşinden Kazakistan dünyadaki büyük ihracatçı. Geçtiğimiz sene bir düşüş oldu ama bu sene tekrar toparlıyorlar. Daha sonra Arjantin lokal olarak Brezilya'yla yaptığı ticaret sonucunda sıralamada geliyor. Ardından da Avrupa Birliği ve Ukrayna'yı görüyoruz. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise Irak, Yemen ve Suriye'nin ardından Angola 2019 yılında un ihracatında 4. sırada yer almıştı. Türkiye'nin bu sektördeki önemli partner ülkelerinden bir tanesi. Yine bir buğday ürünü olan makarna ihracatına baktığımızda ise Türkiye'nin dünyada ikinci olduğunu görüyoruz İtalya'nın arkasından. Buna karşın 2015 yılında 672 bin ton olan un makarna ihracatı 2019'u 1 milyon 273 binine kapadı. Yani neredeyse ikiye katladı. Türkiye'nin makarnadaki ihracatı her geçen yıl hızla artıyor. Yine makarna ihracatındaki Türkiye'nin en büyük partnerlerine baktığımızda Somali, Venezuela ve Benin'in ardından tıpkı unda olduğu gibi Angola'nın dördüncü
büyük partner olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye'nin dünya üzerinde bu kadar çok ülkeye ihracat yaparken gıdanın tüketim alışkanlıklarının değişimine de dikkat çekmemiz lazım. Ülkelerdeki kişi başına gelir seviyesi arttıkça, özellikle 10 bin dolar seviyesine kadar kişi başına un ve unlu mamuller tüketiminin yükseldiğini görüyoruz. Ancak 10 bin dolardan daha yukarı doğru ilerlediğimiz zamansa bu tüketimin daha çok protein kaynaklı besinlere kaymaya başladığını ve tüketim eğrisinin aşağı doğru kırıldığını görüyoruz. Bu anlamda hem bizim coğrafyamız, Orta Doğu ve Afrika kıtası önümüzdeki yıllarda da buğday ve buğday mamullerinde, unda, makarnada, bisküvide oldukça gelir artışıyla beraber tüketimin artması beklenen bir bölge. Evet, Türkiye'nin ihracatının dağılımında ülkelerden bahsetmiştik. Orta Doğu ve Afrika ön planda geliyor. Angola'nın ihracatına, ithalatına baktığımızda, un ithalatına baktığımızda 2016, 17, 18, 19 verilerinde miktarın giderek düştüğünü görüyoruz. Bu da Angola'da kurulmuş olan ve kurulmakta olan fabrikalar sayesinde Angola'nın yerli üretimi artırmasıyla gerçekleşti. Her ne kadar Angola'nın un ithalatı düşüyor olsa da Angola'nın un ithalatında Türkiye'nin pazar payı giderek yükseliyor. Bu da şunu gösteriyor ki Türkiye'deki tedarikçilerle Angola'daki partnerler piyasanın orada istediği özellikle kaliteli ürünleri temin edebiliyorlar ki bu gelişmelere rağmen, yerli kurulmuş olan tesislere rağmen halen un ihracatında Türk menşeli ürünler devam edebiliyor. Tabii bu dönemde verginin sırasıyla %5, 20 ve %50'ye yükselmiş olması unla ilgili un ticaretinde bir sınırlamaya sebebiyet verdi. Türkiye dünya üzerinde birçok ülkede ihracatçı konumdayken yatırımcı konuma dönüştü. Buna verebileceğimiz örnekler Kafkas coğrafyası, Gürcistan, Azerbaycan komşularımız un konusunda ticaret yapılan ülke derken Türk yatırımcıların yerel ortaklarla yatırım yaptığı bölgeler oldu. Daha sonra Uzak Doğu, şu anda Angola içinde, Afrika kıtası içinde mutlaka ki un sanayicileri yatırımcı konumunda da Angola'daki meslektaşlarıyla işbirliğinde bulunacaklardır. Buradaki tecrübelerini paylaşmaya devam edecektir. Tabii %50'lik vergi ticareti bu noktada zorlayan, sıkıntıya sokan bir vergi oranıdır. Takdir tabii ki hükümetlere aittir. Diğer ülkelerdeki örneklere baktığımızda %20'lik, %25'lik vergilerin bu ticareti hem iç sanayiyi hem ticareti koruyabildiği gözlenmiştir. Gıda güvenliğinin ön plana çıktığı böyle bir dönemde ticaretin sıfırlanmamasının önemli olacağını değerlendiriyoruz. Bu toplantının Türkiye-Angola ilişkilerinde herkes için olumlu sonuçlar vermesi dileklerimle ve sağlık dileklerimle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, Günhan Bey'e değerli katkıları için çok teşekkürler. Özellikle Türk sanayinin ülkelerin beklentilerine göre hem ürün tipolojisini hem yatırım beklentilerine cevap verebilmesi anlamında adaptasyon gücünün altını çizmesi gerçekten değerli, önemli. Çok teşekkürler kendisine. Şimdi izninizle İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Müjdat Sezer'e sözü bırakmak istiyoruz. Angola'da tabii gıda alanında önem verdiğimiz sektörlerden biri de tavukçuluk sektörü. Tavuk eti ihracatımız Angola ile ticaretimizde önemli kalemlerden birini oluşturuyor. İnşallah tabii bunu yatırımlarla da geliştirmek isteriz. Dilerseniz sözü kendisine bırakalım. Teşekkürler, sağ olun. Sayın bakanlarım, sayın büyükelçilerimiz ve katılan dostlar, sevgili Angolalı dostlar. Öncelikle Türkiye'de hayvansal proteinler sektörümüzün
ne durumda olduğunu gösteren bir tanıtım filmini sizinle paylaşmak istiyoruz. Müjdat Bey, biz şu an göremiyoruz görüntüyü ama. Evet, ben vermiyorum bu sunumu da. Arkadan arkadaşlar bir. Evet, sunum tahmin ediyorum teknik bir nedenden dolayı arkadaşlar veremiyor. Ben bu videoyu göstermek istedim ki Türkiye'de hayvansal proteinler sektörü ne derece önemli, ne derece kaliteli üretimler yapıyor diye. Bunun özellikle görünmesini istiyorum. Müjdat Bey, sesini de duyabilseydik çok güzel olurdu herhalde. Ben yani, onu deyikten yapıyorlar video şeyini. Ben bir şey yapamıyorum onun için. Çok iştah açıcı şeyler seyrediyoruz ama ses olsa daha da etkili olacak herhalde. Ben de değil şeyi videonun komutası. Thank you.
Bu videodan da görüleceği üzere hayvansal proteinler sektörümüz gerçekten dünyada gerek kalitesi olsun gerek kapasitesi açısından oldukça iyi bir düzeyde ve iyi bir konumda. Türkiye'nin ben bir ihracatçılar birliği başkanı olmanın dışında aynı zamanda hayvansal protein üreticilerinden birisiyim. O hayvansal protein üreten iş adamlarından biriyim. 2,5 milyar dolarlık Türkiye'nin bir ihracat potansiyeli var bu ürünlerde. Angola'ya baktığımızda Angola'nın da ithalatında oldukça önemli bir kalem olarak görüyoruz bunu. Yaklaşık 337 milyon dolarlık bir ithalat gözüküyor. Ama ne yazık ki bu kadar büyük bir ithalatın içinde Türkiye'nin payı sadece 10 milyon dolar. Bunu tabii ki Angolalı dostlarla birlikte arttırmamız lazım. Bir ihracat potansiyelinin dışında ben bu olaya Angola gibi büyük bir ülkenin hem deniz kıyısında hem tarımsal alanlarının geniş olan bir ülkenin ileride bu tip hayvansal proteinleri kendinin çok rahatlıkla üretebileceğini aynı zamanda hatta daha sonraki dönemlerde de ihracatçı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle biz Türk İhracatçılarıyla birlikte önce ticaretimizi arttırmak yoluyla ilişkilerimizi geliştirdiğimizde bunun akabinde yatırımların geleceğine inanıyorum. Çünkü Angola gerçekten hem stratejik olarak hem de toprak büyüklüğü açısından oldukça önemli bir ülke fakat yatırıma ihtiyacı var. En kısa zamanda bu pandeminin sonuçlanması, azalmasından sonra bizim Türk ihracatçılar olarak yapacağımız en kısa zamanda Angola'ya ziyaretler, alım heyetleri, ticaret heyetleri kanalıyla ilişkilerimizi arttırma yolunda olacaktır. Ve bu konuda ileride gerçekten Angola'yla çok iyi ilişkiler içinde çalışacağımızı, çok meyveli ilişkiler yaşayacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. En kısa zamanda Angola'da ve Türkiye'de görüşmek üzere. Çok teşekkürler Müjdat Bey, değerli katkılarınız için. Dediğiniz gibi inşallah pandemi kaynaklı seyahat sıkıntıları hafiflediği zaman, ortadan kalktığı zaman su ürünleri ve hayvan ürünleri sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı en kısa zamanda Angola'ya çeşitli vesilelerle bekleriz. Dilerseniz Angola tarafından şimdi gıda sektöründen öncelikle Angola Sanayi Birliği yetkilisi Sayın Carlos Miranda'ya söz vermek istiyorum. Kendisi Angola Sanayi Birliği bir çatı kuruluşu olduğu için hem gıda hem tekstil alanında Angola hakkında değerli bilgilerini, görüşlerini paylaşacak bizlerle. Buyurun Sayın Miranda. Sim, boa tarde. Boa tarde, excelentíssimos representantes dos Estados e do Governo de Angola e da Turquia, ilustres participantes. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que
emprestaram a área para participar deste importante evento, que esperamos que venha a contribuir para dar um novo impulso às relações económicas e comerciais entre os dois países. Gostaria de começar por fazer, de forma muito telegráfica, uma pequena recordação daquilo que do potencial da Angola. Lembrando que entre 1960 e 1970, o valor bruto da produção da indústria transformadora em Angola crescia a taxa média anual de 18% ao ano, e o PIB era, em termos nominais, de cerca de 10%. Em 1973, a indústria angolana, com exceção da construção civil, representava 41% do PIB. Nesta faixa, a indústria transformadora contribuía, em média, com cerca de 62% do valor bruto da produção industrial, sendo que a indústria de alimentação liderava com 36% do valor bruto da produção, e logo seguido pela indústria têxtil, com 32% do valor bruto da produção. Tendo em atenção estes números e não esquecendo que o processo de ascensão da Angola à independência, posto com todas as características que nós conhecemos, e a sequente guerra civil que durou longos anos, feriu gravemente o tecido empresarial e as forças produtivas da indústria nacional. Portanto, um longo período de paralisação. Então o país precisa de investimento estrangeiro direto nesses dois setores e em todos os outros, particularmente no setor da indústria de alimentar e no do têxtil também, uma vez que são dois setores de grande empregabilidade, e o país precisa urgentemente de alavancar a sua produção interna. É certo que o comércio internacional é importante, mas temos que ter consciência que a Angola precisa de um maior equilíbrio na sua balança de pagamentos. Também investir em Angola ou pretender fazer negócios com Angola enquanto a sua balança de pagamentos tiver o desequilíbrio que tem e as receitas do país dependerem quase que exclusivamente da exportação de petróleo, digamos que o ambiente de negócios em Angola não se torna, ou de negócios com Angola não ganha grande atratividade por causa de todos os riscos a isso inerentes. Então, o país precisa de investimento, um investimento que olhe para o facto de termos uma taxa de desemprego muito elevada, tendo em conta também que temos, felizmente, ainda cerca de 3 milhões de famílias camponesas que vivem em zonas rurais e que estão carentes de oportunidades de fazer negócio, oportunidades de rentabilizar a sua capacidade produtiva. Então, a AIA cá está para, no que for possível, apoiar empresários turcos que pretendam, ao visitar Angola, conhecer a nossa realidade e trocar experiências. O nosso conselho é que continue a ser útil a parceria com empresários nacionais nas vossas intenções de investimento, e cada vez mais vou reforçar que
é necessário efetivamente olharmos para a questão da necessidade de aumentar a oferta de emprego e melhorar o rendimento dos cidadãos angolanos. Muito obrigado. Sayın Miranda, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sayın Miranda'nın değindiği gibi Angola hem doğal kaynaklar açısından hem zengin genç iş gücü bakımından yatırıma çeşitli iklim koşulları bakımından yatırıma elverişli ve Türk yatırımcıların bilgisini, tecrübesini özellikle gıda ve tarım alanında bekleyen bir ülke. İnşallah önümüzdeki dönemde hem yatırımlarımız hem Angola'da yapılmakta olan yatırımlara desteğimiz artarak devam edecek. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dilerseniz Angola Fırıncılık ve Pastacılık Endüstrileri Birliği Başkanı Sayın Gilberto Simao'ya sözü devretmek istiyorum. Kendisiyle uzun bir süredir iletişim halindeyiz. Angola'da hem fırıncılık pastacılık endüstrisine hem buna tedarik sağlayan un endüstrisine Türk un endüstrileri, makinecileri olarak katkı sunmak üzere çeşitli projeler geliştirmek üzerine bir süredir görüşüyoruz, çalışıyoruz. Kendilerinin özellikle un sektörü üzerinde değerli katkıları olacaktır. Buyurun Sayın Simon. Alo. Bom dia a todos presentes, excelências e participantes. Meu nome é Gilberto Simão, sou presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelarias de Angola. É uma associação de âmbito nacional, de caráter não lucrativo, e congregamos, portanto, o setor de panificação e pastelarias de Angola. Nós, no nosso setor de produção, precisamos de parceiros turcos para, não concretamente na farinha de trigo, porque felizmente já temos em Angola algumas produtoras nacionais que produzem farinha de trigo e satisfazem os nossos filiados, ou seja, industriais de panificação e pastelarias. Mas temos uma lacuna muito grande, que é o trigo. Nós precisamos de parceiros da Turquia que nos ajudem a cultivar trigo para fomentar, portanto, esta cultura junto dos agricultores angolanos. Temos um terreno muito fértil para esse efeito. Aliás, com a ajuda da Embaixada da Turquia aqui, o Sr. Yassin é testemunha, já recebemos aqui uma empresa da Turquia, produtora de moageiras, para ajudar-nos então a fomentar a instalação de micro, pequenas e médias moageiras, não grandes moageiras que já existem em Angola, não é dessas que estamos a falar, nem precisamos mais de grandes moageiras, precisamos sim de micro, pequenas e médias moageiras. E é nesse âmbito que nós convidamos industriais da Turquia para, em parceria com a Associação das Indústrias de Panificação, não é? Então instalarmos aqui essas micro, pequenas e médias moageiras. Dizer que já recebemos aqui uma delegação da Turquia em março. Com a ajuda da embaixada visitámos já uma província só que é rica em cultura de trigo, por acaso não tivemos tempo de visitar outras, mas esta empresa ficou muito satisfeita porque colheu amostras da nossa terra e verificou que de facto nós temos um terreno muito fértil para a cultura de trigo, e é neste âmbito que nós pedimos aos empresários da Turquia para se aliarem aqui à nossa associação,
Aliás, nós já criámos até uma cooperativa, porque a associação é de âmbito nacional, sim senhor, mas não é para fazer negócio, é para discutir com o governo os projetos, os programas de desenvolvimento económico do nosso setor, mas criámos uma cooperativa e estamos prontos com essa cooperativa dos industriais de panificação, então trabalharmos com empresários da Turquia. Com essa delegação, em março, estivemos a visitar a IPEX. Eles escolheram todos os requisitos para uma parceria e, infelizmente, depois estavam para voltar aqui em junho e, por causa da pandemia, não se concretizou. Entretanto, mas temos outros setores que também precisamos de isso sim, né, no capítulo de importação. Nós, para fazer pão, para fazer, portanto, pastelaria, não precisamos só de farinha de trigo, precisamos de fermentos, dos melhorantes, dos mixes todos. E aí, nós estamos abertos também para estreitar parcerias no fornecimento destes produtos. Repito, fermentos, melhorantes e mixes para pastelaria. Toda essa gama, nós estamos aqui, a associação está aberta, temos uma associação, temos uma cooperativa para estreitar negócios com empresários turcos. Também queremos outro setor muito importante, que sabemos que a Turquia é forte e pode também estreitar relações connosco, é equipamentos, fornos para a produção de padarias e pastelarias. E o que nós precisamos também é know-how técnico para, então, desenvolvermos o nosso setor. Portanto, na base, são essas as nossas preocupações, são esses os nossos convites que fazemos aos empresários, é uma área muito grande nossa, estamos abertos, estamos prontos para trabalhar com o empresariado da Turquia. Muito obrigado. Sayın Simao, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Sayın Simao'nun dediği gibi Türkiye'den Angola'nın beklentisi gıda ve fırıncılık sektöründe de ortaklık, yatırımlar, Angola'ya know-how'umuzu, iş yapma şeklimizi getirmemiz, tanıtmamız. Ayrıca Angola geçmişte çok başarılı bir şekilde buğday tarımını da gerçekleştirebilen bir ülkeydi. Tekrar bunu da canlandırarak un endüstrisine girdi sağlamak üzere tarım yatırımcılarımıza da açık. Ayrıca hali hazırdaki lojistik sorunlardan dolayı kendisinin dediği gibi daha küçük kapasiteli ve pazara yakın, hedefe yakın un fabrikaları, değirmenler alanında yatırımlara oldukça elverişli, avantajlı görüyoruz. Biz de Türk firmalarımıza bu vesileyle bir kez daha altını çiziyoruz. Sayın Un Angola Değirmencilik Endüstrileri Başkanı Sayın Edgar Raşkalo sırada var ama kendisi burada mı acaba? Katılımcılar arasında göremiyorum. Nuşka. Okey. Okey. Öyleyse dilerseniz ikinci panelimize tekstil kısmına geçiyoruz. Angola'da tabii Türkiye olarak en bilindiğimiz belki de sektör tekstil ürünlerimizin kalitesi ve Angola'da çok tercih edilen hazır giyim sektörümüzün ürünleri. Tabii görünen rakamların ötesinde, rakamlara baktığınız zaman biraz sınırlı ancak yoğun bir şekilde bavul ticaretine de konu oluyor Türk tekstil ürünlerimiz. Tabii inşallah bunu daha formal bir çerçeveye kavuşturmak, firmalarımızı mağazalarıyla burada görmek isteriz. Başarı şansını yüksek görüyoruz çünkü Türk hazır giyimi, Türk kıyafetleri her zaman, Türk ayakkabıları her zaman Angola'da tercih sebebi ve beğeniliyor. Dilerseniz ilk olarak şimdi İstanbul Deri ve Deri Vamirleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Şen Hoca
veri sektörümüz üzerine ve Angola'ya katabileceklerimiz üzerine konuşmak üzere davet ediyorum. Teşekkürler. Sayın Bakan Yardımcılarım, Büyükelçilerim, Ticaret Müşavirlerim, değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve katılımcılar, Türkiye ve Angola'yı birbirine daha da yakınlaştıracak olan bu çok önemli online etkinlikte tüm katılımcılara, şahsım ve sektörüm adına saygılarımı sunuyorum. Dünya ile eş zamanlı olarak çok zor bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu zor dönemde ihracatçılar olarak birçok platformda çalışmalarımızı online olarak sürdürüyoruz. Tüm önlemlerimizi alarak sağlığımızdan da tabii ki taviz vermeyerek. Ticarete devam etme kararlılığını gösteriyoruz. İhracatçılar olarak pandemi sürecinde çok zor zamanlar geçirmiş olsak da Nelson Mandela'nın dediği gibi hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayakta kalkmakta yatar. Bizler de ihracatçılar olarak pandemi sürecinde bu dünya görüşüyle hareket ediyoruz. Pandeminin en zor zamanlarında dahi üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca pandemi süreci de bize gösteriyor ki ihracatta başarı için pazarları çeşitlendirmek zorundayız. Türk deri ve deri mamulleri sektörü olarak katma değeri yüksek ürünlerimiz, kaliteli üretim gücümüz, gelişmiş tasarım kabiliyetimiz, yetişmiş çalışma arkadaşlarımız ve hızlı teslimat avantajları ile 200'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili olarak bir dakikalık kısa bir ayakkabı sektörüyle ilgili olarak bir videomuz var. Onu izlemeye davet ediyorum sizi. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Türkiye dünyanın en büyük 7. ayakkabı üreticisi ve yılda yaklaşık 550 milyon çift ayakkabı üretiyoruz. Aynı zamanda Türkiye dünyanın birçok markalarına çanta, kemer, cüzdan ve deri giyim üretiyor. Sektörümüz 2019 yılında 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun yaklaşık 950 milyon doları da ayakkabı sektörüne ait. Bu amacımız bu rakamı tabii ki daha yüksek düzeylere çekmek. Bu noktada Afrika hem ülkemiz hem de sektörümüz için büyük önem arz ediyor. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak Afrika pazarını çok yakından takip ediyoruz. Hedef pazarlarımız arasında Afrika'nın birçok ülkeleri var. 2019 yılında Afrika'ya sektör olarak bir önceki yıla göre %15 artışla 150 milyon dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleştirdik. Elbette ki istediğimiz seviyenin çok altındayız. Angola ile de ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz tabii ki. 2019 yılında Türkiye ihracatının içerisinde Angola'nın 106 milyon dolar deri ve deri mamulleri ithalatı var. Türkiye olarak da biz binde bir gibi bir pay almışız deri ve deri mamulleri olarak Angola'nın ithalatından. Angola'da 83 milyon dolarlık bir ayakkabı ithalatı var. 23 milyon dolarlık da sarayca ithalatı var. Bunların içerisindeki bizim payımız maalesef binde birin altında. Jeostratejik konumu ve dinamik genç nüfusuyla Afrika'nın gelişen ülkesi Angola, petrol ve elmas üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Çok gelecek vaat ediyor. Mutlaka işbirliklerimizi Angola ile geliştirmek ve pazar çeşitliliğimizi de artırmamız gerekiyor. Bu anlamda Angola'yı tabii ki daha yakından tanımak istiyoruz.
Çünkü hem oradaki potansiyeli değerlendirmek hem aynı zamanda sektörlerimiz arasındaki yatırım imkanlarını geliştirmek istiyoruz. Bunun içinde tabii ki gümrük duvarlarının kalkması gerekiyor. Bizim ürünlerde %15 ile 20, hatta bazı ürünlerimizde %50'ye yakın gümrük vergileri olduğunu duyuyoruz, öğreniyoruz. Pandeminin sona ermesiyle birlikte mutlaka bir Angola'yı ziyaret etmek istiyoruz ve Angola'da yetkilileri de ülkemizdeki çeşitli etkinliklere davet etmek istiyoruz. Çeşitli fuar ve etkinliklerimiz var. Sivil toplum örgütleri arasında bu iletişimi sağlayarak inanıyorum ki en kısa zamanda biz Sayın Ticaret Atışımız kanalıyla, elçiliğimiz kanalıyla buradaki sektör mensuplarını da ülkelerimizde misafir etmek isteriz. Tabii ki ilkili ilişkilerimizin her alanda da gelişmesi lazım. Angola'da belli bir hayvan varlığı var. Belki o anlamda Angola'da Türk üreticileri yatırımlar yapabilir. Yine ayakkabı sektörümüzle ilgili ticaretimiz geliştikçe orada ayakkabı sektörüyle ilgili de yatırım imkanları araştırılmış olur. Biz Angola ve sektörümüz arasındaki bu ilişkileri birbirini daha yakından tanıyarak giderek gelişeceğine inanıyoruz. 2014 yılında birlik olarak böyle bir girişimi Tanzanya ve Kenya'ya yaptık. Ticaret heyeti yaptık. Ondan sonra ilişkilerimiz gelişti ve çeşitli şekillerde oradaki yatırımlarda da ön görüşmeler başladı. Şu anda da devam ediyor. Tanzanya'da da benim arkadaş grubumdan 13 kişilik Türk şirketi, KOBİ'ler ve orta boy işletmeler bir yer açtılar. Önümüzdeki hafta Tanzanya Büyükelçisi yeri açacak. İlk önce 50'ye yakın Türk ürünü gitti ama daha sonra da oradaki yatırım imkanları da gündeme gelmeye başladı. Birbirini tanıdıkça önce mal satarsınız, daha sonra da yatırım imkanlarını geliştirmiş olursunuz. Bunun ben Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilgili projelerimiz var. En kısa zamanda birlik olarak Angola'yı da bu ülkeler arasına katmak en büyük arzumuz. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki bu ticaret hacmini ciddi anlamda geliştirmiş oluruz. Biz buna her zaman hazırız. Pandemi süreci bittiğinde inşallah en kısa zamanda da gelmek için girişimlerimizi bugünden başlatacağız. Bugün bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Angola'ya Türk Deri ve Deri Mamulleri sektörü olarak da selamlarımızı iletiyoruz. Hepinize hayırlı toplantılar diliyorum. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, çok teşekkürler. Dediğiniz gibi Angola'da ayakkabı sektörümüz, deri sektörümüz açısından kat edeceğimiz çok yol var. Çok büyük bir alan var. İnşallah biz her zaman hazırız. Büyükelçiliğimiz olarak, Ticaret Bakanlığımız DEİK olarak sizleri burada görmeye, ağırlamaya. İnşallah firmalarımızı kendi markalarıyla, Angola pazarında kendi mağazalarıyla görmek isteriz en kısa zamanda. Dediğiniz gibi önce ticaretle başlayıp daha sonra işin yatırım kısmını, Angola hayvancılığa da iklimi şartları itibariyle çok elverişli bir ülke. Daha sonrasında deri yatırımlarımızla da inşallah Angola'da firmalarımızı görürüz. Çok teşekkürler. Şimdi dilerseniz Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adi Karasu'yu değerli hitaplarıyla bekliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Hadi Bey, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakan Yardımcılarım, Büyükelçilerimiz, Ateşelerimiz, kıymetli başkanlarım ve çok değerli hazırım. Öncelikle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ve Sayın Nail Başkanımı ekibiyle beraber bu kadar böyle bir önemli toplantıyı düzenlediği için tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Hepinizi sektörümüz ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ayrıca şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sektörle ilgili ben bir iki önemli noktaya değindikten sonra daha hızlı ilerleme açısından zamanı da iyi değerlendirmek için size bir takım slaytlarda rakamlar göstereceğim. Tabii Gonca Yılmaz Batur Bakanımızın rakamları sevmesinin de bunu düşünmemde etkisi oldu. Şimdi efendim, giyim sanayici, Türkiye giyim sanayisi, tekstil ve hazır giyimi
4-5 önemli rekabetçi üstünlüğe sahip. Bunlardan bir tanesi katma değer yaratma gücü. Üretimde yerli girdi oranımız yaklaşık %87. Yani %13'lük bir yabancı ham madde girdisiyle %100'lük bir ürün sağlıyoruz. Bu anlamda Türkiye'de ve birinci sıradayız. Dünyada da bu anlamda ön sıralarda yer alıyoruz. İstihdama katkısı en yüksek iki sektörden biri gıda ve tekstil, iki sektör. Ve bunun içerisinde hepimizin çok uzun zamandır konuştuğu, önemsediği ve daha öne çıkarmak istediği kadın istihdam oranımız %65 ile yine rekor noktada. İhracat gücümüz bugüne kadar Türkiye'de 300 milyar dolar ihracatı geçen tek sektör, ilk sektör diyelim. Diğer sektörlerimiz de çok güçlü ama öncülüğü yapan bir sektör sanayiye. Net ihracat ve döviz kazandırma gücü açısından da 17.7 milyar dolarlık ihracatın 16.3 milyar doları net döviz girdisi sağlıyor. Bu anlamda da dış ticaret açığına çok olumlu katkı sağlayan bir sektör. Bununla beraber sektörümüz dünyada Çin'le birlikte iki dikey entegre yapıya sahip sektördür. İki ülkeden biridir Türkiye. Birisi Çin, birisi Türkiye olmak üzere. Ülkemizde pamuk üretimi, iplik ve tekstil üretimi, boya terbiye, baskı sanayisi, bununla beraber aksesuar vesaire gibi yan sanayi üretimi, hazır giyim, konfeksiyon üretimi ve en nihayet markalaşma sonucu hizmet sektöründe, perakende sektörü ve organize perakende sektöründe olmak üzere bütün o her zaman bahsettiğimiz ürün değer eğrisinde ham madde, üretim, hizmet tamamını kapsayan önemli bir yapılanma, dikey yapılanma gerçekleştirmiş sektörüdür. Şimdi birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Evet. Görünüyor değil mi ekranımız? 2019 yılında sadece tekstil hazır giyim, Sayın Başkanım demin bahsetti, deri bizim için aslında üçü bir ailedir. 27.3 milyar dolarlık bir ihracat hacmi gerçekleştirdi üç sektörümüz. Yine istihdam olarak baktığınızda yine bu üç sektörümüz toplam 1.2 milyon kişiye iş sağlamakta. Avrupa Birliği'ne hazır giyim ithalatına baktığınızda yine üçüncü sırada Türkiye gelmekte. Çin ve Bangladeş'in ardından toplam ihracat 105 milyar dolar civarında Avrupa Birliği'nin ithalatı, hazır giyim ithalatı. Türkiye hazır giyim olarak Avrupa Birliği'ne 11.2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ise yine aslında dünyadaki büyüklüğü itibariyle de yine Türkiye 6. sıradaki en büyük hazır giyim ihracatçısı olma konumundadır. Bu yolculuk Türkiye'de bu Angola özelinde de önemli olacağını düşündüğüm için bu slaytı vermek istedim. Tasarım ve koleksiyon kapasitesi, yani katma değerli üretim yapmaktan markalaşmaya, moda merkezi olmaya ve gelişmiş modern yurt içi perakende pazarına hitap etmeye, yolcu beraberindeki ticarete kadar çok geniş bir ticaret alanını kapsamaktadır. Ülkemizde devletle birlikte çok sektör olarak yakın çalışmalarımız oldu. Tasarım teşvikleri ve tasarım eğitimi, tasarımcı eğitimi istihdamı, tasarım birimlerinin oluşturulması ve ofislerin geliştirilmesi, kaliteli tasarım ve koleksiyonlar yaparak sektörde istediğimiz dönüşümü
sağladık bugüne kadar. Yine bahsettiğimiz o ham maddeden 1970'li yıllardan bugüne bakarsak ham maddeden hazır giyim markalı ürün satışına kadarki süreçte bu gördüğünüz eğrideki gibi 9 dolarlardan bugün 12.5, 13 dolar, zaman zaman 14 dolar euro seviyesinde kilo fiyatıyla katma değerimiz hızla ihracatta yükselmektedir. Süreçte markalaşmaya gelindiğinde yurt dışında Türkiye'de oluşturduğumuz yerli markalarımızla, hazır giyim markalarımızla yurt dışında 140 Türk markası bugün çok güçlü pozisyonlar almıştır. 3400 satış noktasında yaklaşık 2 milyar dolarlık markalı ihracat gerçekleştirmekteler. Bununla beraber turistlerin Türkiye'de hazır giyim harcamaları rakamlarına baktığımızda bugün 2010'lardan itibaren bugün itibariyle gelindiği noktada 3.9 milyar dolarlık bir satın alma gücü vardır ve bir turistlerin derece yapılan satış hacmine ulaşılmıştır. Yurt içi hazır giyim harcamalarına bakıldığında bu da önemli bir değer bizim için. Yine kendi ürünümüzü markalı olarak iç piyasada da geniş ölçüde dağıtıp satmaktayız. Bu anlamda toplamda demin bahsettiğim 27 milyar dolarlık toplam ihracatın hazır giyim, tekstil ve deri olarak 65 milyar dolar civarında da toplamda bir iç pazarda ithal ikamesi, yani ithalatı engelleyen, kendi iç pazarımızın ihtiyacını karşılayan bir üretim hacmi oluşmuş durumdadır. Kendi içimizde COVID öncesi ve COVID sonrası değerlendirmeler yapıyoruz. Ortalama hazır giyim aylık 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparken pandemide Mart ayında bu rakam 500 milyon dolarlar seviyesine indi ve bugün itibariyle 1.8-1.9 milyar dolar Ekim, Kasım, Aralık aylarında tarihi rekorlara yeniden hazır giyim sektörü ihracatta imza atıyor. Bunun içerisinde Sayın Nail Başkanımın açılışta bahsettiği gibi yeni bir sektör daha yarattı. Bu da belki Angola için ilginç olabilir. Tekstil sektörü, medikal tekstil sektörünü, hazır giyim sektörünü yarattı. Yaklaşık 200-250 milyon dolar ayda hazır giyime böyle bir katkıyla hazır giyimde pandemi kaynaklı yaşanan azalmayı kapatarak yine rekor ihracat rakamlarına ulaşmayı başardı. Bizim pandemi sonrasında her şeyin yeniden yapılanacağını hepimiz konuşuyoruz. Tedarik zincirinin yeniden oluşacağını, yeni oyuncular ve yeni kurallarla yeni bir oyunun ortaya konacağını hepimiz hissediyoruz. Buna hazırlıklı olmak için yaklaşık 4 yıldır özellikle bizim organize ettiğimiz uluslararası moda fuarlarında bütün dünyaya söylediğimiz mesajlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi pandemiden sonra hem sürdürülebilirlik ve dijitalleşme Türkiye'nin sıçrama tahtası olacak diye düşünüyoruz. Burada 3 önemli noktada gelişme gösterme üzere çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi bölgeselleşme, lokal bölgesel tedarikle bölgedeki ülkelere ürün sağlama. Bu çok daha önemli olduğunu bunun pandemiyle birlikte hepimiz bütün derinliğiyle yaşadık. Yeşil ve güvenli üretim yine bu pandemiyle yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bir konuydu. Ayrıca pandemi döneminde biz Türkiye'de %25 oranında kredi kartının ilk defa online ticaretle tanıştığını öğrendik ve rakamlarla ölçümledik. Yani dijitalleşme hayatımızda 3 önemli tekstil hazır giyim sektöründe 3 önemli çalışma konusu olacak. Avrupa Birliği Türkiye için iki büyük pazarı kısaca
söylemek istiyorum. Daha sonra bunun Angola ticaretiyle ilişkilenmesi açısından önden bu bilgileri vermek istedim. Avrupa Birliği'nde pandemiyle birlikte local for local dediğimiz, kendi içinde yine bahsettiğim, özellikle Akdeniz çanağındaki ülkelerin kendi içinde kendi tedariklerini birbirinden karşılayacağı bir yapı oluşacağını düşünüyoruz. Ve bu anlamda bu Avrupa Birliği'nde bunun içinde düşünüyoruz, Afrika ülkelerinde bunun içerisinde düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki yeni yapılanmaya özellikle serbest ticaret anlaşmaları gibi özel bölgesel anlaşmaları kendi aramızda imzalayarak hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak, Türk tekstil ve hazır giyimi olarak Avrupa Birliği dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir pay alabiliriz diye düşünüyoruz. Bu noktada da büyük ölçekleri yaratmak için yine teşvikler ve diğer çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda da yine düşünülmesi gerek, Amerika Birleşik Devletleri pazarına bu bölgeden üretim tedariği yapılabilir diye. Burada yeşil ve güvenli üretim, yurt içi tedarindeki bizde gelişmeler, dijitalleşme, lojistik, elektronik ticaretteki değişimler, bunlardan bahsettik. Çok kısa yine Afrika ülkelerine ihracatımıza bakıyorum. 13. sırada hazır giyim ihracatı, Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracat sıralamasında Angola 13. sırada maalesef. 4.2 milyar dolarla biz bunu yukarıya doğru şöyle bir bakıyorum. İlk 5 sıra, 4 sıraya kadar rahatlıkla çekilebileceğine inanıyorum. Bütün baştan beri dinlediklerim ve ülkenin potansiyelini düşündüğümüzde aslında heyecan verici. 2012 ile 2019 arasında biz sektörel olarak inceledik toplantıya gelmeden. Örme giyiminde yaklaşık işte 88 milyon dolardan 52 örme giyiminden dokuma giyime ve aksesuar yan sanayi ile toplam yapılan ihracata baktığımızda, toplamını söyleyelim, bütün ihracat rakamı 315'ten 170 milyon dolara kadar gerilemiş durumda. Bizim Türkiye'nin hazır giyim payı da yaklaşık 2.47 seviyesinde, 170 bugün geçen yılki rakamlara göre 170 milyar dolar içerisinde 4.2 milyar dolarla %2.5 gibi bir seviyede. Bu oldukça düşük ve yükseltilmesi çok rahat potansiyel olarak görülen bir rakam bizim için. Yine baktığımızda Angola hazır giyimi ithalatını kimlerden yapıyor diye incelediğimizde Çin ve Portekiz'i görüyoruz. Neredeyse 40-45 seviyesinde, 35 ile 45 arasındaki alımını, hazır giyim alımını Portekiz ile Çin'den yapıyor gibi görüyoruz. Çin ve Portekiz bizim iki aslında rakibimiz. Onlar bizi ciddi rakip olarak görüyor. Her alanda zorluyoruz kendilerini. Özellikle Portekiz'in yerini biz rahatlıkla alırız diye düşünüyorum. Eğer bu konuda bir fokus çalışma yapılır, bir çalışma grubu çalışırsa üzerinde, biz de Türkiye olarak %10 seviyelerini görürüz, görmemiz lazım hem örme hem dokuma gruplarında. Aksesuar ve yan sanayinde de aslında önemli satış var. Burada da 13. sıradayız. Burada da ilk 5'e rahatlıkla gireriz. Çok güçlü bir yan sanayimiz var. Biz kendimiz zaten demin bahsettiğim gibi ürünün %87'sini lokal sağlayacak bir ciddi aksesuar yan sanayi sektörümüz var. Ben rakamları burada bırakıp tekrar birkaç kelimeyle sunumumu bitirmek istiyorum. Biz Angola'yla bir kere en önemlisi markalı ürünlerin, bahsettiğim o eğri üzerinde markalı ürünlerin ihracatını büyüterek çok rahat şekilde orada bir
mağazalaşma ve marka bilinci oluşturup arkasından ihtiyaç duyulan ürünleri üretecek dikey entegrasyon yapısının kurulması için önemli işbirlikleri gerçekleştirebiliriz. Tümden gelim yapılmasında büyük fayda görüyorum. Saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Hadi Bey, biz teşekkür ediyoruz kapsamlı ve zengin sunumunuz için. Rakamlarla somut bir şekilde Türk hazır giyim sanayicilerimizin gücünü, başarılarını ortaya koydunuz. Umarım Angolalı dostlarımız için de aydınlatıcı ve ilham verici olmuştur diyelim. Tabii dediğiniz gibi Angola tekstil sektöründe dikey bütünleşmeyi de oldukça elverişli bir ülke. Eskiden bağımsızlık öncesi dönemde dünyanın pamuk devleri arasında yer almış, pamuk ihracatıyla öne çıkmış bir ülke. Şu anda pamuk tarımı henüz bulunmuyor. Ancak bu konuda vadettiği potansiyeli göstermesi açısından önemli. Ve şu anda güncel rakamlara baktığımızda Angola'nın yıllık tekstil, yeni tekstil, hazır giyim ürünü ithalatı 170 milyon dolar seviyesinde. Ve bunun yanında 65 milyon dolarlık da kullanılmış ikinci el kıyafet ithalatı bulunuyor. Bu da tabii arz noktasında açığı, ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dediğiniz gibi firmalarımızın marka bilinciyle burada pazarda var olmaması için hiçbir neden yok. Çok teşekkürler tekrar. Ve dilerseniz şimdi Angola tarafından sözü Angola Tekstil ve Konfeksiyon Endüstrileri Birliği Başkanı Sayın Luis Contreras'a vermek istiyorum. Angola tekstil sektörü üzerinde değerli görüşlerini paylaşmak üzere. Teşekkürler. Bom dia, senhores ministros, senhores embaixadores, senhores secretários de Estado, caros presidentes das associações empresariais da Turquia, de Angola. Meu nome é Luís Contreiras. Eu sou o presidente da AITECA. A AITECA é a Associação das Indústrias Têxteis e Confecções de Angola. Antes de mais, gostaria de agradecer à DEC por estar a realizar este encontro para que neste business to business possa de facto se manifestar a intenção em estreitar melhor as relações económicas entre os diversos setores. Angola, desde a sua independência, 1975, para cá, deixou de existir o setor dos têxteis. Pouco menos 2010, voltamos a reativar este setor, abrindo a primeira fábrica de confecções, que hoje emprega quase cerca de 600 funcionários. Temos cerca de três grandes fábricas que foram reativadas muito recentemente em Angola, uma de têxteis, produção de tecidos, que vai começar a funcionar dentro de alguns meses. Temos uma que vai fabricar têxteis lar e temos uma outra que está no ramo de cobertores, toalhados e t-shirts. As empresas que existem no nosso mercado, estamos a falar de três grandes fábricas e, maioritariamente, são microempresas, espalhadas em 8 províncias de Angola, num horizonte de 60 empresas, espalhadas em 8 províncias, das 18 que existem no país. As empresas de confecções em Angola estão viradas especificamente para fabricar uniformes profissionais e de segurança de trabalho. Mas durante alguns anos para cá, não tem sido um mercado muito viável, porque uniformes profissionais é simplesmente um nicho de mercado. O verdadeiro mercado que nós ansiamos almejar é o pronto a vestir. O presidente dos têxteis da Turquia acabou de referir,
Angola, o nosso mercado tem um grande potencial, porque finalmente nós importamos maioritariamente as nossas roupas. Nós em Angola não detemos máquinas circulares para produzirmos a t-shirt, a camisola polo, calções e por aí além. As empresas vendem especificamente para o governo, mas o governo não tem muita liquidez para absorver tudo que o mercado oferece, quando nós poderíamos vender para o mercado no seu todo. O setor dos textos e confecções em Angola estariam interessados em colaborar, em estreitar relações com o setor dos textos e confecções da Turquia na produção de malhas. Angola não produz malha. Nós não produzimos malha, não produzimos os aviamentos como botões, linhas, elásticos, agulhas, não produzimos nada disto em Angola. O custo de produção no país para esse tipo de produtos tem sido extremamente oneroso. Por causa desta pandemia, a crise económica face ao baixo preço do petróleo, torna-se muito difícil fazer importação. Nós temos problemas de energia, não usamos geradores, o nosso produto fica muito caro, o nosso produto final, porque tudo tem que ser importado. E isso faz com que o nosso produto não seja competitivo, em que muitas instituições com capacidade financeira preferem importar, porque importando o produto até o país de destino, ainda chega a ser mais barato do que produzir internamente. As empresas que nós temos cá em Angola são empresas que têm, de facto, algum potencial e que precisam de parceiros para investirmos em máquinas circulares. Neste preciso momento, máquinas circulares criando microempresas, porque as máquinas circulares são máquinas que ocupam pouco espaço, 2-3 metros quadrados, pode trabalhar 2 pessoas e ter uma capacidade de produção muito alta, muito grande, criando microfábricas de produção de malha. Conseguiremos, por um lado, empregar muita gente, segundo, aumentar a capacidade de produção da malha. Também os knittings, aviamentos, podemos investir, fazer uma parceria na área de hospitalar. O presidente dos testes da Turquia também referiu. É uma área, de facto, que tem um consumo muito grande, mas que, de facto, tudo é importado. A área hospitalar, o pronto a vestir e os testes lá são áreas que estão totalmente vulneráveis no país. As empresas precisam fazer parcerias com os empresários turcos neste setor para que nós, então, possamos fomentar a produção de confecções e textos em Angola. Nós já tivemos contactos com alguns empresários turcos, eu em particular, não só na qualidade de presidente da associação, mas também como industrial, já fizemos aquisição de uma máquina, uma estendedora automática da Turquia. São máquinas de alta tecnologia, de muita qualidade. Nós conhecemos a qualidade dos equipamentos, são muito bons. Mas um dos problemas também que temos é, conforme referiu aqui o nosso amigo Gilberto Simão, na questão do know-how na área técnica, é um dos problemas também que nós temos. É o conhecimento técnico que é para poder, então, manusear a reparação, fazer reparações destes mesmos equipamentos cá em Angola, porque temos algumas situações que, quando uma máquina de bordado ou um equipamento mais eletrónico tem alguma dificuldade, somos obrigados a importar, a mandar vir um técnico de fora, pagando um bilhete de passagem, hospedagem e todos esses custos que tornam muito caro em trazer o técnico para Angola, que é para verificar este problema. Face a essa situação da pandemia e a desaceleração económica que tem existido nas várias economias, os setores, as empresas estão cada vez mais carenciadas e temos notado uma grande concorrência desleal. No nosso caso específico dos textos e confecções, que é a importação de fardos,
roupas usadas. E isto aqui tem feito com que as empresas que existam de confecções não consigam competir com a importação de fardos. Não é isto que nós queremos, porque afinal de contas a importação destes mesmos fardos torna Angola um dumping, um país de dumping, não gera emprego e não ajuda a economia em nada. Então precisamos urgentemente de criar aqui um modelo de parceria que, em vez de nós importarmos o produto acabado e promover estas marcas no nosso mercado, nós queremos encontrar empresários turcos que dominam o setor e que podem trazer equipamentos para Angola para fazermos uma fusão, uma joint venture e começarmos a produzir estes produtos de malha em Angola. Isto seria uma solução a curto espaço de tempo que nos permitiria inundar o mercado com produtos locais e ao mesmo tempo gerar milhares de empregos no país. Como todos nós sabemos, a indústria têxtil no mundo é o único setor que, por mais avanços tecnológicos que possam existir, exige sempre uma máquina para uma pessoa. Então ela gera muito emprego e eu acho que seria uma solução que iria de encontro àquilo que é a articulação do nosso executivo nesse exato momento, gerar emprego e desenvolver as economias. Muitíssimo obrigado. Teşekkürler Sayın Luis. Angola tekstil sektörü hakkında önemli bilgiler bizimle paylaştı. Dilerseniz Angola Sanayi Birliği temsilcisi Carlos Miranda'nın ekleyeceği bir şey olur mu? Yoksa tekstil panelimizin kapatabiliriz. Eu penso que tá tudo, podemos fechar. Çok teşekkürler. Öyleyse tekstil panelimizin de sonuna geldik. Programımız ardından şirket sunumlarıyla devam edecek. Kısa bir aramız olacak şirket sunumları öncesinde. Dilerseniz sunumlar öncesinde Sayın Bakanımıza söz vermek istiyorum ben tekrar. Kapanış hitaplarını yapmak üzere. Buyurun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Başarılı bir organizasyon olmasını diliyorum. Konuşulanlar çok umut verici. Ama tabii ki her şeyi çift taraflı bir kazanım ekseninde değerlendiriyor olmamız gerek. Dolayısıyla her yatırımın mutlaka ya da her ithalatın bir ihracat karşılığının da olması gerekliliğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Herkese başarılı bir organizasyon diliyorum. Katılımlarınız için teşekkür ederim tekrar. Sağolunuz. Sayın Ticaret Bakanı Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur Hanımefendi, Angola Cumhuriyeti Ticaret Sanayi Bakan Yardımcısı Sayın Amadeo Nunes, Sayın Büyükelçiler, Sayın Başkanlar, değerli hazırım. Yasin Bey moderasyonu için teşekkür ediyorum. Hakan Hanım sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkürler. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi 10 dakikalık kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında firma sunumuyla panelimize devam edeceğiz. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim. Sayın Büyükelçiler, Sayın Başkanlar, değerli hazirun, programımızın ikinci kısmına hoş geldiniz. İkinci kısımda toplamda 5 Türk firma, 5 Angolalı firma olmak üzere 10 sunum olacak. Burada gene programda moderatörlüğümüzü ticaret ateşemiz Yasin Şeker Bey yapacaklar. Buyurun Yasin Bey. Teşekkürler Abdullah Bey tekrar. Abdullah Bey bildiğiniz gibi DEİK Türkiye Angola İş Konseyi Başkanımız olarak tüm Türk işleyenimiz için değerli katkıları yanında aynı zamanda Angola'da dahil olmak üzere başarılı bir iş adamı bu sektöründe. DEİK İş Konseylerimiz iş insanlarımızdan oluşuyor ve ticari diplomasi faaliyetini başarıyla yürütüyorlar. Bu kapsamda dilerseniz ilk sunumu firması adına Erişler Un ve Gıda adına kendisine vermek istiyorum.
Buyurun tekrar Abdullah Bey. Teşekkürler. Firmamız adına sunum Yasin Bahçıvan Bey gerçekleştirecek. Buyurun. Merhabalar herkese. Bilindiği üzere buğday ve buğday unu insanlık tarihi boyunca en çok işlenmiş ve tüketilmiş gıda maddelerinin başında gelmektedir. Gerek karbonhidrat açısından zengin olması ve gerekse de doyuruculuğu bakımından dünyanın birçok bölgesinde unlu mamuller beslenme alışkanlıklarının vazgeçilmez bir parçası ola gelmiştir. Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın aynı zamanda buğdayın ana vatanı olması da aslında bu tahılın ve insanlık tarihindeki yerinin önemini vurgular niteliktedir. Buğdayın ve buğday ununun tarihi bir bakıma medeniyetlerin tarihi kadar eskidir. Türkiye hem üretim hem tüketim hem de ihracat bakımından dünyadaki un ticaretinde söz sahibi ülkelerden biridir. Bunun en net göstergelerinden biri de çok uzun yıllardır dünyada un ihracatında birinci sırada olmasıdır ülkemizin. Aynı zamanda Türkiye kişi başına düşen ekmek tüketiminde de dünyada açık ara ilk sıradaki ülke konumundadır ve hatta bu alandaki Guinness rekorunun da sahibidir. İlk fabrikası 1974 yılında kurulan ve bugün sahip olduğu 4 fabrika ile günlük toplam 2300 ton buğday kırma kapasitesine sahip olan Erişun, Türkiye'nin önde gelen un değirmenlerinden biridir. İç piyasada gerek endüstriyel gerekse perakende alanında aktif olan Erişun, uluslararası pazarda da farklı coğrafyalarda 40'tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir. Uzun yıllardır Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ilk 500 ihracatçı listesinde yer alan Erişun, aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde de yer almaktadır. Kalite yönetim politikası bünyesinde BRC, ISO 22000, 9001, 14001, 27001, helal sertifikası, OHSAS, TSE gibi birçok kalite sertifikasına sahip Erişun, ekmek, pizza, noodle, ev tipi, çapati, makarna, endüstriyel ve yem dahil olmak üzere pek çok ürün çeşidini tedarik edebilmektedir. Güçlü lojistik altyapısıyla ve yükleme yaptığı limanlara yakın stratejik konumuyla yüksek tonajlı yüklemeleri kısa sürelerde ve efektif olarak gerçekleştirebilen firmamız, Birleşmiş Milletler'in de resmi tedarikçilerindendir. Ar-Ge'ye de azami özen veren firmamız, farklı ham madde kaynaklarından tedarik ettiği ürünleri mükellef laboratuvarları ile donanımlandırdığı kalite kontrol departmanı bünyesinde değerlendirip, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Kaliteli ve doğal ürün tedariki politikasından vazgeçmeyen, taviz vermeyen Erişun, müşterileriyle geliştirdiği uzun süreli iş ortaklığı çalışma modeliyle hedefini her zaman dürüst, erdemli ve samimi bir ticaretin parçası olarak belirlemiştir. Teşekkür ediyorum merkeze emekleri için. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler Fatih Bey. Dilerseniz firma sunumlarımızı bir Türk bir Angolalı şeklinde, firma şeklinde sürdürmeyi öngörüyoruz. Bu kapsamda yine un sektöründen aynı zamanda Türk makineleriyle fabrikasını donattığımız Fonseca Irmão firmasından Sayın Francisco Fonseca'ya sözü vermek istiyorum. Teşekkürler. Boa tarde. Sou Francisco Fonseca, administrador da firma Fonseca Irmão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de poder participar, ao presidente do Conselho, a todos os presidentes, secretários, chaves, embaixadores, vice-ministros. A nossa empresa situa-se na província de Benguela, é produção de farinha de milho. Nós já temos a empresa há mais de 50 anos, estamos na terceira geração. A nossa indústria tem uma capacidade de 200 toneladas por dia de processamento de milho, onde produzimos a farinha de milho, o grits e o farelo para a produção de ração animal. Os nossos equipamentos são de origem turca, os nossos silos também são de origem turca. Neste momento a gente continua a negociar com a Turquia, onde vamos fazer a aquisição de novos equipamentos e mais silos. Estamos também aqui numa parceria
para aquisição de matéria-prima. A nossa fábrica este ano trabalhou com matéria-prima nacional, que é muito bom. Moemos aproximadamente 20 mil toneladas de milho nacional, mas não é suficiente para podermos trabalhar a 24 horas. Precisamos de mais milho, mais matéria-prima, para podermos trabalhar 24 horas. Com isso, a gente também vê a Turquia como um parceiro para a compra de matéria-prima. A outra grande parte que a gente gostaria de expor aqui é que nós pretendemos também investir na parte da agricultura. Temos terra, temos projetos, precisamos de parceiros fortes com algum know-how e que é para podermos avançar em conjunto em projetos para a agricultura, produção de milho especificamente, e que se há alguma outra leguminosa que é para poder intercalar. O outro grande fator é que de todas as unidades industriais a nível de Angola, já temos uma capacidade suficiente para atender o mercado interno e até para exportar de farinha de milho. Com isso, as políticas de não importação de produto acabado, que é a FUBA, para nós é muito importante, porque a gente sente logo um grande impacto quando alguma FUBA é importada e a gente fica com muita FUBA em estoque. Com isto, as políticas estão a ser bem feitas para negociarmos ou tratarmos de comércio a nível de matérias-primas, máquinas, equipamentos, know-how, e estamos abertos agora para criar parceiros para podermos produzir o milho, que é para trabalharmos há muito mais tempo e com toda a produção nacional. Estes são o que eu queria aqui expor para todos. Agradeço a todos. Biz teşekkür ederiz Sayın Fonseca. Büyükelçiliğimiz, tekrar ediyorum, Ticaret Bakanlığımız ve DEİK olarak her zaman işbirliğine, yeni girişimlere, yeni ortaklıklara yardımcı olmak üzere her zaman hazırız. Burada hazır bulunan Türk iş insanlarımız, temsilcilerimiz de sanıyorum notlarını almışlardır. Tekrar teşekkürler. Şimdi dilerseniz bir başka Türk gıda ve tarım firmamız, aynı zamanda Sudan İş Konseyi Başkanımız Dicle Tarım ve Gıda firmasından firmasına sözü devretmek istiyorum. Hitaplarıyla bizlerle olmak üzere. Buyurun, teşekkürler. Burada var mı acaba? Bir sonraki sunuma geçelim Yasin Bey, isterseniz. Evet. O halde Keskinoğlu Tavukçuluk firmamıza geçelim. Yine gıda sektöründen ihracat müdürü Sayın İlker Dinçer bizlerle olacak. Merhabalar. Merhabalar. Herkes sesimi duyabiliyordur umarım. Öncelikle emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon ve umarım çok çok daha verimli işbirliklerine neden olacaktır. Ben çok kısa bir sunumla Türk tavukçuluğunu hem anlatmak hem de firmamdan bahsetmek istiyorum. Evet, Türk tavukçuluk sektöründen çok özet bir şekilde bahsedip genelden özele bir akış sağlayacağız. Burada içeriğimiz var. İçerikten çok bahsetmek istemiyorum. Zaten tek tek slaytlarda göreceğiz. Dünya et üretiminde kanatlı etinin 135 şu anda 130 milyon tonluk bir payı var ve tavuk eti üretiminde dünya et üretiminin toplamda %30'unu oluşturmaktadır ve bu et üretiminin payı hızla artmaktadır. Seçilmiş bazı ülkelerdeki tavuk eti üretimine baktık burada. Buradaki göstermek, tabii belirtmek istediğimiz durum Türkiye'nin durumu.
Türkiye sıralamada kendine en önlerden yer bulabilmiş bir durumda ve hızla üretimini arttırmaktadır. 2019'dan 2020'ye tabii ki de pandeminin etkileri otel, restoran ve kafelerin tüm dünyada kapanmasıyla birlikte, kısıtlamalarla birlikte azalmış olmasına rağmen inşallah pandemi sürecini atlattıktan sonra hızla tekrardan geriye dönüş yapılacaktır. Türkiye'nin dünya tavuk eti üretimindeki payı %2. Buradan devam edebiliriz. Türkiye piliç eti üretimini ton yıl olarak göstermek istedim. Burada da son 20 yılda Türkiye'deki piliç eti üretimi artışının %230 olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye bu konuda çok hızlı hareket edebiliyor ve kendini durmadan yenileyebilen bir ülke. Büyük ihtimalle de şu anda bu konuda bu gelişimi gösteren bir başka ülke daha bulunmamakta. Buradan piliç eti ihracatlarına baktığımızda yine Türkiye listenin en önlerinde, Brezilya, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Tayland, Ukrayna ve Çin'den sonra 2019 yılında 408 bin tonla kendine yer edinmiş durumda ve dediğim gibi ondan sonraki en yakın rakibiyle arasında ciddi bir fark var. Toplam dünya tavuk eti ihracatındaki payı da %3.4. Burada Türk tavuk eti ihracatının son 10 senedeki artışını görüyoruz. Toplamda %325'lik bir artış var 2009'dan 2019'a. Tavuk eti, ayak ve işlenmiş ürünler. Bu arada 2009'dan itibaren işlenmiş ürünlere de, yani işlenmiş ürünler derken şarküteri, sosis, salam, sucuk, onun dışında nugget, şinitsel ve bunun gibi ürünlere de giriş yapılmış. Ve burada da Türkiye çok hızlı bir şekilde bir atılım, son 10 senede inanılmaz bir atılım yaparak payını 45 bin tonlara çıkartmış. Çok çok daha hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde grafik aşağı yönlü olmuyor. Bu çok güzel bir gelişme Türkiye adına. Türkiye'nin varlığını gelecekte daha da hissedecek bütün ülkeler. Türkiye'nin ülkelere göre kanatlı eti ihracatı tablosunda bizim tabii şu an ilgilendiğimiz ülkemiz Angola. Angola'da 2011'den 2019'a verilere baktığımızda Angola'nın Türkiye kanatlı et ihracatındaki payı son 10 yılda %1'den 2.6'ya çıkmış. Devamlı gelişen bir iş hacmimiz olduğunu görüyoruz burada. Kanatlı eti derken içinde tavuk etinden tabii ki hindi eti ve türevlerine kadar bütün ürünler mevcut. Angola'nın kanatlı eti ithalatına baktığımızda 2019 yılı verilerine Türkiye'nin 3. sırada olduğunu görüyoruz. Zaten aslında Türkiye'nin şu anda halihazırda çok iyi bir yeri var. Amerika, Brezilya gibi dünya devi ülkelerle ciddi anlamda yarışmaya çalışıyor. Ve ileride de bunu çok daha hızlı başaracaktır. Çünkü verilere baktığımızda 2015-2019 ithalat payları ve payın artışına Türkiye'nin payı %30 artış gösteriyor. Bunun dışında Fransa ile birlikte artış gösteren iki ülkeden bir tanesi. Diğer ülkelerin payları ise sabit. Burada kendi firmamdan birazcık bahsetmek isterim. 1963 yılında kurulmuş yarım asırdan fazla tavukçuluk deneyimi olan bir firmadan bahsediyoruz. %100 Türk sermayeli, %100 Türk markası olan bir firma. Üretim tesislerimiz Keskinoğlu'nun şu özelliği öne çıkmaktadır. Türk tavukçuluğunda full entegrasyonu uygulayan birkaç firmadan bir tanesi. Burada tavukla alakalı yumurtadan pastörize yumurtaya, piliç etinden civcive ya da viyol üretimine, viyol dediğimiz yumurtaların konulduğu kaplar, onun dışında ekipman, kafes üretimine kadar tavukçulukla aklınıza gelebilecek, tavukçulukla ilgili aklınıza gelebilecek tüm ürünleri üretebilen bir firma. Burada bütün piliç toplam kapasitenin %20'si, piliç eti parçaları kapasitenin %80'i. Yani bu yönüyle de tüm kesilen piliçlerin %80'ini parçalama kapasitesine sahip olan bir firma olarak da öne çıkmaktadır. Bu yüksek teknoloji ve katma değerli ürün ürettiği anlamına gelir. Yine işlenmiş hazır piliç eti ürünlerini Türkiye'de ilk ihracat yapan firma olmasıyla, konserve şarküteri piliç eti ürünleri, sofralık yumurtada Türkiye'nin en büyük markası ve üreticisi,
ve pastörize sıvı yumurta da üretebilir durumda olan bir şirkettir. Turkalite belgesine sahip iki tavukçu şirketten bir tanesi ve 2009-2011 yılları arasındaki kendi alanındaki ihracat şampiyonu. Son 10 yılda 42 farklı ülkede pirinç eti ihracatı yapmış olan Keskinoğlu'ndan bahsediyoruz. Keskinoğlu'nun ülkelere göre ihracat oranları 2013-2020 yıllarına göre baktığımızda tabii ki burada en büyük payı Irak, hem konumundan hem de ilişkilerimizden ötürü Irak'ın %46'lık payı var. Angola, diğer küçük 51 ülkeyi saymasak 9-10. Sırada yer almaktadır. Son 7 yılda yapılan tüm ihracatların %2'si Angola'ya yapılmış Keskinoğlu'ndan. Tabii burada Angola'ya yapılan ihracatların bir nebze azalması durumu söz konusu. Çünkü Angola bizden çıkma tavuk dediğimiz yumurtacı hayvanların ömrü, verimli ömrü tamamlandıktan sonra kesilmesiyle oluşan tavuk etini İtalya diyordu. Fakat artık Keskinoğlu bu ürünü üretmeyip bu ürünü fason olarak İtalya ihracatını gerçekleştiriyor. Bu yüzden bundan sonra Angola'yla farklı ürün gruplarında çalışmaya devam edeceğiz. Keskinoğlu Angola ihracatına baktığımızda 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 2018, 2019 ve 2020'de ne yazık ki bir ihracatımız olmamış. 2014'te bahsettiğim nedenle çıkma tavuk ihracatı nedeniyle çok ciddi bir iş hacmimiz var. Keskinoğlu'nun bir Angola ihracat planı var tabii ki. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden işbirliğimizi arttırma çabasındayız. Bir stratejik plan oluşturduktan sonra hedefimiz artık katma değerli ürünler. Katma değer ürün satış planlaması yapılması gerekiyor. Yeniden pazarın çalışılması gerekiyor. Burada yeni iş ortakları, stratejik ortak araştırmasına gireceğiz. Bütün pilişten de parça pilice geçişin nasıl olduğunu ve bunun dışında dediğimiz gibi katma değerli ürünün nasıl Angola'da tüketiminin artırılacağı ve ticaretin yapılacağının araştırılması gerekmektedir. Türk tavuğunun tanıtımı için ortak çalışmalar ve rakiplerinde analiz edilmesi ki çok fazla rakibimiz olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü hem teknolojik olarak hem de aksiyon hızlı hareket edebilme kabiliyeti olarak Türkiye olarak çok ileri bir noktadayız tavukçulukta. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Çok sağ olun İlker Bey. Yine detaylı, doyurucu, güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi Angola'nın gıda da dahil olmak üzere birçok sektörde önemli ithalatçı ve sanayicilerinden aynı zamanda halihazırda Türk iş dünyasıyla iş ilişkileri de gayet güzel. Angora Ayan firmasından Sayın Zeyn Aydibi'ye söz vermek istiyorum. Firması ve Angola hakkında değerli bilgilerini bizle paylaşmak üzere teşekkürler. Sayın Aydibi, duyabiliyor musunuz bizi acaba? Bir sonraki sunuma geçelim, arzu ederseniz. Evet. O halde yine gıda sektöründen devam edelim. Yine fabrikasını Türk makineleriyle donatmış bir un fabrikası, un endüstricisi. Aynı zamanda Türkiye'ye ihracatı da bulunuyor kendilerinin. Un yan ürünleri, kepek özelinde dahil olmak üzere. Ve firması adına bizlerle Sayın Fazıl Bey, aynı zamanda kendisi Türkiye'de eğitim görmüş, Türkçe de bilen bir arkadaşımız. Kendisine söz vermek istiyorum. Buyurun Fazıl Bey. Majendo Kikoğlu firması adına Fazıl Bey. Beni duyabiliyor musunuz? Yes, sí. Hola, first of all,
Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the president and the ambassadors. Sim, eu mesmo quero primeiro agradecer esse momento para que eu estou nessa reunião. Sim, nós sou financeiro da empresa aqui com o Moagem. Nós estamos produzir farinha de trigo. Já está quase 3 anos que nós estamos produzir farinha de trigo. E também cada ano estamos melhorar com qualidade, com nossa cible, nosso objetivo é sempre para produzir boa qualidade de farinha de trigo e também farelo. E nós estamos fazer a exportação de farelo de trigo também para a Turquia, também com uma quantidade muito alta. E também estamos chegar até a nossa produtividade de optimum produtividade. So, sim, mesmo que nós temos um objetivo para produzir boa qualidade e também para distribuir, porque temos que mesmo vender para os grossistas. So, nós queremos que vamos produzir boa qualidade no mercado, com boa trigo. E também, mesmo que precisamos ficar assim, e também a qualidade, a quantidade de trigo que estamos exportar para a Turquia também está aumentar cada ano. So, nós posso falar em inglês? So we are trying to reach the, we have already reached the optimum capacity, and we are ensuring that the best product is out of our factory. So because it's a Sheshta Basika, we need to ensure that the good quality product is produced from our factory and it is consumed over all Angola. And also ensuring that the exportation done to Turkey is increasing every month, to be honest. It is increasing on a monthly basis. So yes, this is what we are also planning, something good for our future, to increase some lines, projects. But inshallah, we will see what best we can do with our margin. Thank you, thank you. Thank you for this opportunity. Thank you for this opportunity. Biz teşekkür ederiz Fazıl Bey. Moagendo Kikolu firması iki yönlü ticaretiyle Angola'da Türk özel sektörü olarak kazan prensibinde yapabileceklerimizi göstermesi açısından bizce güzel bir örnek teşkil ediyor. Şimdi dilerseniz artık tekstil sektöründen firmalarımıza, ilk firmamıza Flo Mağazacılık ve Pazarlama adına İhracat ve Satış Müdürü Sayın Volkan Bozkır'a sözü vermek istiyorum. Kendisi burada varsa. Merhaba, merhaba Yasin Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Volkan Kaçaner, pardon. Estağfurullah, rica ederim. Öncelikle ben de Sayın Büyükelçilerime, Sayın Başkanlarıma, yöneticilerimize, katılımcılara Filo Mağazacılık adına saygılarımızı sunuyorum. Şirketimiz, uluslararası organizasyonumuz ve markalarımızla ilgili ben de bir sunum üzerinden ilerlemek isterim. Ekranımı sizlerle paylaşıyorum. Sunum geldi mi acaba? Görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, görebiliyoruz. Buyurun. Tamamdır. Öncelikle isterseniz sizlere birazcık 2019 yılındaki Filo Mağazacılık rakamlarımızdan bahsedeyim. 800 milyon dolarlık bir konsolide satışımız söz konusu. 2014-2019 yılları arasında %31'lik bir büyüme var. Yılda 50 milyon çift ayakkabı satışımız var. Şu anda 600'ün üzerinde
mağazalarımız var. Kendi burada Ciro'nun %90'lık bir bölümü direkt kendi mağazalarımızdan geliyor. 10.000'in üzerinde de çalışanımız da tüketicilere ve iş ortaklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Kısaca hikayemizden de bahsetmek isterim. Hikayemiz 1971 yılında Zilan Taban'ın bulunmasıyla başlıyor ve sonrasında Zilan Grup ayakkabı ile birlikte hayata geçiyor. Burada grubumuza ait olan Kinetics markamız 1989 yılında launch ediliyor. Sonrasında ikinci markamız Polaris hayatımıza girdi. 2001 yılında da filo mağazalarını açmaya başladık. Filo mağazalarımızla birlikte de çeşitli uluslararası markaların distribütörlüğünü ve üretim haklarını satın almaya başladık. Dockers bunlardan ilki oldu. Bununla birlikte Lumberjack markasının tamamıyla tüm dünya haklarını satın alıp uluslararası pazarlarda Lumberjack'le şirketimizi temsil etmeye başladık. 2014 yılında geldiğimizde Türkiye'de yeni konsept bir perakende markası oluşumu ortaya çıktı. In-street mağazalarını açmaya başladık. 2014 yılında da uluslararası genişlememiz başladı ve mağazacılık sürecine başladık. 2014 yılında US Polo markasının 38 ülkedeki distribütörlüğünü ve üretim haklarını aldık. Daha sonrasında 2015 yılında Butigo, 2019 yılında da Nines markasıyla marka portföyümüzü ilerletmeye başladık. Şu anda 21 ülkede aktif faaliyet gösteriyoruz. Dediğim gibi 600'ün üzerinde mağazamız var. 2021 yılına kadar da bu sayıyı 850 mağazaya çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Gördüğünüz üzere zaten Angola'da önümüzdeki yıllarda mağazalaşmak ve markalarımızı penetre etmek istediğimiz pazarlardan bir tanesi. Markalarımıza baktığımızda perakende'de Filo, InStreet ve Nine West markalarının mağazacılığını yaparken onun dışında görmüş olduğunuz markalarında hem kendi mağazalarımızda hem online kanallarda hem de toptan kanallarda satışını gerçekleştiriyoruz. İş modeline baktığımızda şu anda uluslararası pazarlarda toptan satış, perakende formatları, online mağazacılık ve kendimize ait olan mağazacılık, franchise mağazacılık ve toptan satış alanında ilerliyoruz. Şu an için yine bahsetmiş olduğum benzer figürler bu slaytta da görebilirsiniz. 513 filo mağazası, 158 in-street mağazamız var. E-commerce ve wholesale toptan satış tarafında da hayatımıza devam ediyoruz. 3500'ün üzerinde de şu anda satış noktasında markalarımızı temsil ediyoruz. Filo Türkiye'nin 368 mağazası var şu anda Türkiye'de. International tarafta 103 mağazamız var. Burada Angola'ya yakın olan coğrafyada Kenya'da kendimize ait olan mağazalar ve Kongo'da da franchise mağazalarımız var. Bununla birlikte bu coğrafyada da toptan satış yapmış olduğumuz iş ortaklarımız mevcut. İnstitüt tarafında da 158 mağazayla faaliyetimiz devam ediyor. Bahsetmiş olduğum bizim hedeflerimizden bir tanesi de hem kendimize ait olan markaları hem de lisansör olduğumuz markaları uluslararası pazarlarda gösteriyor olabilmek, penetre edebilmek. Bunun için de bir toptan satış organizasyonumuz var. 6 markamızı şu anda toptan satış alanında hem yurt içinde hem yurt dışında müşterilerle buluşturmaya hedefliyoruz. Bu markaları kısa kısa geçeyim isterseniz, çok fazla vakit almayayım. Lumberjack İtalya'daki ofisimizde ortak Türkiye ofis beraber bu organizasyonu götürüyoruz. Casual Sport Outdoor Kids tarafında ürün gamımız var. Bununla birlikte çeşitli İtalyan ve Türk dizaynerlerle çalışıyoruz. US Polo markasını 38 ülkede temsil ediyoruz. Kinetics markasını şu anda Kinetics Türkiye'nin en çok adet olarak ayakkabı satan markası olarak zaten iyi bir durumda. Bunu da hem yurt içinde hem yurt dışındaki pazarlara penetre etmek hedefimiz. Bununla birlikte yine grup markalarımızdan biri olan Polaris aynı şekilde hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda değerlendirmek istediğimiz bir markamız. Dockers da yine lisansörü olduğumuz bir Alman markası üretimini yapıp yine yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Online pazarlarda aktif devam ediyoruz. Bununla birlikte yılda 5.000'in üzerinde ürün dizayn ediyoruz. 20.000'in üzerinde de 20.000 çeşitli ürün üretiyoruz açıkçası ve bunları tüketiciyle buluşturuyoruz. İtalya'da, Türkiye'de ve Çin'de dizayn ekiplerimiz var. Türkiye'de ve Çin'de yine iş geliştirme merkezlerimiz var. Ayda 3.000 çifte yakın özellikle Türkiye'deki merkez binamızdaki modelhanemizde ve üretim bölümümüzde ürün üretimimiz gerçekleşiyor. Bununla birlikte entegre edilmiş bir SAP
supply chain management sistemimiz var. Türkiye'nin, daha doğrusu Avrupa'nın bir numaralı, Türkiye'nin bir numaralı ama Avrupa'da da çok iyi giden bir ayakkabı üreticisiyiz. 200'ün üzerinde lokal üreticiyle çalışıyoruz. %90 üretimimiz Türkiye'de yapılıyor. Kendi fabrikalarımızda 4,5 milyon çift ayakkabı üretimimiz gerçekleşiyor. 315 kişilik de bir sourcing ekibimiz var. Order aldıktan sonra, sipariş aldıktan sonra da yaklaşık 75 gün içerisinde bunu yollayabiliyoruz. Yine kendi bünyemizde bulunan laboratuvarlarımızda 30'un üzerinde uzmanımız çalışıyor ve tüm ekolojik ve physical testlerin hepsi bu merkezimizde gerçekleşebiliyor. 2015 yılında bu laboratuvarı hayata geçirdik. Markamız, global stratejik planımızda da bahsettiğim gibi uluslararası pazarlarda ve yurt içinde hem corporate hem de franchise tarafta mağazacılık yapmak istiyoruz. Toptan satış organizasyonumuzu geliştirmek istiyoruz. E-commerce tarafında işimizi büyütmek istiyoruz. Ve stratejik birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar kurmak istiyoruz. Vizyonumuz da zaten Türkiye'nin en büyük 10 global markasından biri olmak. Teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için, davet ettiğiniz için de. Mail adresimden de her konuyla ilgili katılımcılar benden bilgi alabilirler. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Volkan Bey. Flow gerçekten vizyoner bakış açısıyla örnek firmalarımızdan tekstil ayakkabı sektöründe. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda Ankara'da da mağazalarınızı, ürünlerinizi daha fazla görmeyi diliyoruz. Yine tekstil sektöründe, yine tekstil sektöründen Angolalı, %100 Angolalı yerli ve gerçekten örnek bir firma. Şu anda iş hacmi, ölçeği çok büyük olmasa da inşallah Türkiye'den ham madde tedariğiyle, makine tedariğiyle işini birlikte geliştirmeyi ve hak ettiği yere ulaşmasını umduğumuz Defendi Deyaş firmasından Sayın Silen Correa firmasını tanıtacak, bizlerle olacak. Buyurun Sayın Correa. Sesi kapalı galiba kendisinin. Duyamıyoruz şu anda. Evet. Boa tarde. Como está? Boa tarde, Suas Excelências, Senhora Vice-Ministra da Turquia e Senhor Secretário de Estado, Doutora Amadeu Nunes, bem como todos os senhores embaixadores, ilustres representantes e aqui presentes das suas marcas e das suas empresas. Eu sou Silene Correa, de Defende Ideias, uma empresa angolana, 100% angolana, que criou uma marca. Uma marca de referência já em Angola e que eu quero tornar, tenho a ambição de tornar como uma referência mundial. É a marca Musulus, totalmente feita em Angola. É uma marca de praia, de artigos de praia, cujo nome dá aos chinelos, os célebres chinelos de enfiar no dedo, os flip-flop, permitam-me já agora, os flip-flop. Temos neste momento uma capacidade de produção de cerca de 4 a 5 mil pares dia e infelizmente estamos com a nossa produção muito aquém daquilo que é a capacidade desta fábrica, porque não estamos a produzir um terço daquilo que é a capacidade que temos. Explicarei a seguir porquê. Para além dos musulos chinelos, também temos uma área de confecção, portanto, toda uma parte têxtil,
em que temos as nossas roupas, também 100% produzidas em Angola. Aqui na nossa fábrica temos uma parte da confecção e uma parte da produção dos chinelos. A nossa pretensão é aumentarmos a produção, quer para satisfação do mercado interno, quer para exportação, começarmos a atingir níveis de exportação. O contacto com a Embaixada da Turquia, que eu fiz em tempos e daí surgiu realmente esta sinergia, teve a ver com a procura de matéria-prima na parte dos couros, na parte dos tecidos, em que a Turquia é realmente muito forte e que poderiam acrescentar uma mais-valia àquilo que nós fazemos. Os nossos padrões são totalmente desenhados por nós, aqui no nosso gabinete de design, com aposta nas cores fortes, que possam traduzir a alma angolana, porque Angola tem um povo alegre. E realmente as cores fortes traduzem essa alegria que nos inunda a alma. Eu queria fazer aqui a referência ao ambiente de negócios em Angola. Ouvi a senhora vice-ministra da República da Turquia fazer referência às parcerias entre os dois países. E a vender, obviamente, é o objetivo de cada país para poder aumentar a sua capacidade económica, mas ela falou também em comprar. E eu fiquei muito satisfeita com o que eu vi, porque normalmente nós estamos habituados, nós angolanos no geral, estamos habituados a termos por parte dos outros países a noção de que em Angola ainda nada se faz, ou aquilo que se faz, o pouco que é feito sem qualidade e, portanto, serve para o mercado interno, para quem não for muito exigente, mas ficará por aí. Eu queria dizer a todos os que me estão a ouvir que só podemos realmente estabelecer parcerias, essas parcerias serem duradouras, se houver o respeito mútuo pelo trabalho de cada um. E que em Angola já há marcas fortes, já há pessoas com capacidade de produzir com qualidade, já há pessoas que sabem perceber o mercado, mas que, apesar da vontade de vender e apesar da vontade de dar o contributo para a melhoria do quadro económico do país, têm, acima disso, têm muita vontade de mostrar ao mundo que Angola sabe fazer, que Angola tem angolanos com capacidade de saber fazer. E, parafraseando o senhor embaixador da Turquia, Dr. Alpay, que falou que realmente as parcerias que se pretendem têm que ver com a melhoria da situação económica e social de ambos os países. Penso que o senhor embaixador, estou a ver que está a ouvir-me, falou em coração. E eu gostava de apelar a todos os que me estão a ouvir que este ano difícil de 2020, difícil para todos, pelos motivos que todos sabemos, mas esta dificuldade só fará sentido falarmos sobre ela quando tudo passar, se realmente conseguirmos tirar as ilações necessárias. E eu penso que esta frase que Sua Excelência, o Sr. Embaixador, proferiu, encerra um pouco disto que eu queria dizer.
que é realmente a melhoria da situação económica e social de todos e que o Covid poderia trazer sinais de mudança no interior de cada um de nós. Eu peço desculpa falar por aqui, mas eu sou uma empresária que só sabe gerir com emoções. Está ali o meu embaixador a ouvir-me e espero que ir ao encontro daquilo que pensa ser útil ser dito. Porque se nós gerirmos com emoções, conseguimos de facto fazer com que o nome do nosso país chegue muito além. O caso dos Mussulos, para quem conhece os Mussulos, é um caso paradigmático e um exemplo grande daquilo que eu estou a dizer. Os Mussulos são feitos com amor, os Mussulos são feitos com alma angolana. Os Mussulos são feitos por angolanos com muita vontade de fazer bem, com muita vontade de fazer com qualidade. E com muita vontade, antes de colhermos os dividendos financeiros do projeto, é com uma vontade inexorável de transmitir ao mundo que nós somos capazes de fazer e que somos capazes de fazer com tanta qualidade como os melhores do mundo. E quanto a isto, quando há bocado eu dizia que gostava de falar sobre o ambiente industrial do país, é que de facto Angola saiu recentemente de um período grande de guerra civil, em que se perdeu muitas das mais-valias que já existiam. E é um país que está, diria eu, a renascer de novo. E só de facto com pessoas, com coração, como o Sr. Embaixador referiu há bocado, é possível dar esse passo em frente. Dada a situação de guerra, ainda há muita coisa por fazer. É um país de grandes oportunidades. Mas este país de grandes oportunidades deve sê-lo para quem realmente tem vontade de nos emprestar o seu know-how, de apoiar os nossos projetos, dando-lhes o seu know-how, ajudando-nos a aprender a fazer melhor. E sim, que se juntem a nós para nos ajudarem a fazer melhor, para nos ajudarem a vencer dificuldades, porque a falta de água e a falta de luz, como dizia um dos meus colegas empresários há bocado, que fez referência a isso, que muitas vezes faz aumentar os custos de produção e tornar o artigo um pouco mais caro. De qualquer forma, eu queria fazer referência a uma situação. É que muitas vezes também não é bem assim. Ainda que haja a falta de luz e a falta de água, e, entre outras situações que ainda não são totalmente resolvidas e que nos obrigam a recorrer ao gerador, às cisternas de água, o que faz com que o produto saia um pouco mais barato, mais caro, eu queria dizer que isso também não justifica tudo. Isso não justifica, por vezes, o chegarmos a um... Süreyi çok açtık. Dilerseniz bir sonraki sunumumuza geçelim. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın. Çok affınıza sığınıyoruz. Dilerseniz süreyi çok açtık. Bir sonraki sunumumuza geçelim. Queria só dizer uma coisa. Então, juntem-se a nós. Juntem-se a nós com o vosso know-how, com a vossa matéria-prima e venham ensinar-nos a fazer melhor do que aquilo que fazemos. Nós estamos abertos a parcerias. A Mussul espera por vocês. Obrigada. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Teşekkürler. Tekstil sektöründen Türk tekstil sektörümüz adına son sunumu yapmak üzere hemen vakit kaybetmeden Beylerbeyi firması adına yönetim kurulu başkanı Sayın Muhammed Emin Saraç'a sözü vermek istiyorum. Buyurun efendim. Teşekkürler. Sayın Büyükelçilerim, Sayın Başkanlarım ve Sayın Hazirun, hepinize saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de pamuk tarımına dayalı olarak gelişmeye başlayan tekstil sektörü 1980'li yıllardan benimsenen ekonomi politikalarıyla yardımı ile önemli seviyede ihracat yapan bir sektör haline gelmiştir. Yıllar içerisinde artan kapasite ve yakalanan ihracat başarısı Türkiye'yi dünyanın önde gelen tekstil tedarikçilerinden biri haline getirmiştir. Firmamız Beylerbeyi Moda Tasarım AŞ, merkezi İstanbul'da bulunan, sektördeki geçmişi uzun yıllara öncesine dayanan ve uluslararası ticaret deneyimi olan bir ortaklık yapısına sahiptir. Kurulduğu günden bugüne yerli ve yabancı markalar için tasarım, üretim, tedarik organizasyonlarını başarıyla yürütmektedir. Deneyimlerini genç fikirlerle birlikte harmanlayarak müşterileri için en ideal çözümleri sunan farklı bir bakış açısını benimsemektedir. Her bir alanın uzman personeliyle planlama, tasarım, tedarik, üretim ve ulaştırma organizasyonlarını titizlikle yürütmektedir. Müşteri memnuniyetini öne alan mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla organizasyonlar gerçekleştirmekte, ürünlerini tam zamanlı ve en uygun fiyata sunmaktadır. Dünyadaki moda akımlarını yakından takip eden tasarım ekibi, ortaya konulan tasarımları ideal ürünlere dönüştürebilen üretim ekibi ve ürünleri tam zamanında müşterilere ulaştıran operasyon ekibiyle Beylerbeyi Moda Tasarım AŞ sektöre yön veren üretim firmalarının biri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bünyemizde kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde dış giyim ağırlıklı örme ve dokuma gruplarına üretim yapmaktayız. Müşterilerin beklentilerini modanın farklı çizgileriyle bir araya getiren en doğru çözümleri ortaya koymak önceliğimiz. Operasyonda eksiksiz ve ideal bir disiplini uygulayarak sorunsuz ve doğru çözümler sunuyoruz. İnsana ve doğaya saygıyı esas alan, her bir fikrin ve emeğin önemini bilen, tüm çalışmalarıyla biz olmayı başaran bir imalat firması olmak kurulduğumuz günden bu yana düsturumuz. Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde öncü imalatçı firmalar arasında yer almak hedefimizdir. Bu kapsamda çevre dostu ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Saygılarımı sunar, herkese sağlıklı günler dilerim. Muhammed Bey, teknik bir sorun var galiba. Bir sonraki sunumumuza geçelim. Dicle Tarım Gıda firması adına teknik bir sorun yaşamıştı. Tekrar söz vermek istiyorum. Sayın Serdar Bey bizlerle olacak. Buyurun Serdar Bey. Evet, sanırım burada değil kendisi. Merhabalar, sesim geliyor mu? Evet, Serdar Bey, şimdi duyabiliyoruz. Nurullah, ben Serdar Bey, şimdi hazır değil, kardeşim ben. Biz Dicle Gıda olarak, Dicle Grup olarak enerji, gıda ve eğitim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ben Nurullah Yıldız Görer, Dicle Grup'un dış ticaret sorumlusuyum. Biz Dicle Gıda olarak bakliyat üretimi ve ihracatı yapıyoruz. Ayrıca şu anda Tarsun Gıda altında da aile şirketimizin bir parçası olan yeni şirketimiz ve yeni yatırımımız da un üretimi yapıyoruz. Un üretimi ve ihracatı yapmaktayız. Günlük 650 ton buğday unu üretim kapasitemiz var. Şu anda Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ihracatımız var. Dicle Gıda olarak da mercimek ve bakliyat eleme, temizleme ve paketleme tesisimiz bulunuyor. Günlük 400 ton üretim
600 ton da paketleme kapasitemiz bulunmaktadır. O pazarda da yine bakliyat olarak yine ihracat firmasıyız. İhracatta da ilk 1000 firma arasına girmeyi başardık. İhracat ayağımızda da şu anda Orta Doğu ağırlıklı Afrika pazarı ve Asya tarafına ihracatlarımız bulunmaktadır. Enerji sektöründe Hittit Güneşi adında şirketimiz var. O da solar güneş enerji sistemi üzerine güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmaktayız. Eğitim olarak da Uğur Okulları'nın iki tane distribütörlüğü bizde franchising yapıyoruz. Eğitim sektöründe de bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Çok teşekkürler. Değerli başkanlarımıza, herkese saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, çok sağ olun. Sanırım Andorra firması adına Zeyn Aydınlı burada söz almak ister mi acaba? Söz verememiştik kendisine. Buyurun. Bu tarde. Bu tarde, Senyora Vice-Ministro, a sua excelência secretária de Estado, o senhor presidente de conselhos, o senhor Abdullah, boa tarde, e senhor embaixador também, boa tarde para todos. Queria dar um resumo da nossa empresa, um resumo rápido, o que nós fazemos. Nós fazemos parte de vários setores aqui, desde 92 em Angola. Fazemos parte de comércio, indústria e de construção também. Agora, com a fase de Angola que está a passar, o nosso foco mesmo é mesmo mais para a indústria, que fazemos parte de fábrica de sacos e tudo que faz parte de plásticos mesmo e de tinta. Falamos de parte de comércio, fazemos parte de tudo é cesta básica, farinha de trigo, de arroz, tudo que é cesta básica. Já a empresa mesmo, conforme que apoio do governo, e nós estamos a investir mais parte de indústria e estamos prontos a ouvir qualquer proposta de parte de Turquia, porque já temos experiência e já trabalhamos com empresas de Turquia e estamos prontos a investir aqui localmente, qualquer setor, mesmo agora o setor de agricultura, que estamos a receber todo o apoio do governo. Com a capacidade da empresa, que é bem conhecida aqui no mercado, que é o market leader em todos os setores, o maior fábrica, e nós já fizemos exportação do nosso produto para países vizinhos, que é a África do Sul, e todos, Zâmbia, Congo, todos mesmo os países que estão ao lado da Angola, e esse é mesmo o nosso foco agora, em termos de agricultura, indústria e comércio. E estamos prontos a ouvir qualquer proposta, porque já temos experiência da Turquia, da empresa de Turquia, e estamos prontos a investir mais de vários setores. E também agora com esse, falamos de estilos, que é de couro, também, porque agora em Angola não temos nada disso, então nós podemos mesmo pensar nesse tipo de investimentos. É mesmo só isso que queria mesmo falar e muito obrigado mesmo pela seu tempo e quero mesmo agradecer a todos que trabalharam até finalizar com esse tipo de reuniões. Çok teşekkürler Sayın Aydın'a. Aslında kalan birkaç firmamız var ama süreyi çok açtık. Seniz artık kapanış yapalım. Sözü kapanış için Türkiye Angola İş Konseyi Başkanımız Sayın Abdullah Eriş'e bir kez daha bırakmak istiyorum.
Teşekkürler Yardımcı. Sayın Angola Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Sayın Amadeo Nunes, Sayın Büyükelçiler, Sayın Başkanlar, değerli hazirun. Toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı. Yasin Bey'e ayrıca katkıları ve bu bilgilendirici paneller için de teşekkür ederim. Faydasını göreceğine bize yüzekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, DEİK Angola İş Konseyi olarak ülkeler arası ticaretin gelişmesi yönünde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize konuşmaları ve görüşleriyle katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Son olarak daha detay bilgi almak isterseniz her zaman ticaret ateşeliğimizle, Angola'daki büyükelçiliğimizle ve aynı zamanda DEİK ile iletişime geçebilirsiniz. İyi akşamlar dilerim, sağlıklı günler diliyorum.